Efendim Habertürk Özel'e hoş geldiniz. Gün geçmiyor ki sağlığımızı ilgilendiren yeni bir haber, yeni bir bilgi elimize ulaşmasın. Çok değerli bir isimle, artık ailemizin çok saygıdeğer bir büyüğü gibi gördüğümüz bir isimle konuşacağız. Profesör Doktor Canan Karatay bizlerle birlikte Habertürk Özel'de. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Gerçekten. İyi yayınlar, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Aslında hocam hakikaten ailemizin değerli bir büyüğü diyoruz ya, öyle yani her an danışabileceğimiz ama çok da saygıdeğer, sözüne güvenebileceğimiz, öyle oldunuz gerçekten. Ne mutlu. Şimdi hocam önce şunu soracağım. Bir kere 11 ayın sultanı Ramazan ayında hemen ilk koşarak gittiler. Herkes hurmasını aldı. Aman ben orucumu bozarken hurmamı eksik etmeyeyim soframdan, masamdan, bu yıllardır böyle süre geldi diye. Fakat siz orada yine ezber bozan bir çıkış yaptınız. Dediniz ki hayır, hurma değil, zeytin dediniz. Niye öyle bir tartışma başladı? Niye hurma değil zeytin? Şimdi bana bir toplantıda, bir konferansta sordular bu soruyu. Ben orada cevap verdim. Şimdi bir kere hurmayla tabii istiyorlarsa bozabilirler. Fakat hurma bizim ülkemizin yerel bitini değil, yerel bitkisi değil. Ben orada şöyle söyledim, oradan başladı. Yani İsrail'den ithal edilen hurma kutsal olmaz dedim. Kutsal diye. Ama Medine ve Mekke hurması vardır. Şöyle küçük, zeytin kadar küçük. Onlardan istiyorsanız bozabilirsiniz dedim. Ama bizim ülkemiz zeytin cennetidir. Zeytinyağı cennetidir. Zeytin de zaten kutsaldır. Hem ağacı hem bitkisi. Zeytin de üç kutsal kitapta da zeytun diye geçer. Evet. Yani Akdeniz yöresinin, Akdeniz çukurunun hakiki besini hem hurmadır, tamam hurma da Kur'an'da vardır ama bizim ülkemizde biz büyüdüğümüz zaman hurma yoktu. Hurma 80'den sonra ticaret açılınca ithale başladı, onun için söyledim. Bir de çok büyük şöyle hurmalar biliyorsunuz, onların glisemik indeksi çok yüksek. Yani o yüzden glisemik indeksi çok yüksek, şekeri, fruktozu çok fazla, kitaplarımda da var. Yani kitaplarımda meyvelerin ve yiyeceklerin fruktoz ve glisemik indeks değerlerinde bir kısmını koymuşumdur. Fruktoz en yükseği. Hurmada en yüksek fruktoz olan o. Evet. Peki. Tamam, lifi de var anlıyoruz ama fakat oruç tuttuğu açıldığı zaman şeker, fazla şekeri yükseltir ve acıktırır sizi ve de susatır sizi sonra. Daha sonra. Arkasında yatan mantık buydu diyorsunuz. Hocam zeytin meselesini irdeleyelim. Gerçekten zeytin altındır diyorsunuz. Ve sizin 2025 yılı için bu Amerika Birleşik Devletleri'nin kıtlık yılı ilan edeceği ve zeytinin asıl öneminin orada anlaşılacağına ilişkin sözleriniz hep böyle kulaklarımıza çınlar ama niye zeytinin üstünde bu kadar önemli duruyorsunuz? Bunu bir kere şimdi daha... Zeytin ağacı biliyorsunuz. Bütün kürede, yani Akdeniz küresinde ve şeyde, Akdeniz bölgesinde en ölmez ağaç denir. 2000 yıldan fazla yaşayan bir ağaçtır ve 2000 yıllık bir ağaç dahi hala meyve vermektedir. Yani öyle anıt manıt tamam ama meyve veriyor, canlı. O bakımdan hakikaten dediğiniz gibi zaten geçen hafta veya geçen ay Birleşmiş Milletler'den de bu kuraklık ve de kıtlık uyarısı geldi. Dünya buna hazırlanıyor 2025'e, yeni değil. Yani stratejik olarak, lojistik olarak bütün ülkeler, bilinçli ülkeler buna hazırlanıyor. Ve işte zeytin ağacı 2000 yıl, 1500 yıl senelerce yaşamış, senelerce topraklara zeytini önemli, meyvesi önemli. Efendime söyleyeyim, meyvasının suyu olan zeytinyağı önemli. Yaprakları tedavi olarak senelerce Hipokrat kullanmış, yapraklarının özünü çok önemli. Ağacın gölgesi çok önemli vesaire vesaire. Onun için kıtlığa dayanıyor. Efendime söyleyeyim, tufanlara dayanıyor, sellere dayanıyor. Biz dayanamıyoruz, o dayanıyor. Onun için gözümüz gibi korumalıyız diyorum. Çünkü anne sütü diyorsunuz, anne sütü. Çok haklısınız. Zeytinyağı artık gösterildi, bilimsel olarak gösterildi. Ben bunu yani hayal olarak söylemiyorum. Anne içeriği 100 gram soğuk sıkım zeytinyağının 100 gram soğuk, ana sütü de zaten soğuktur. İşlem görmemiştir. Aynısı. Bir tek farkı vardır. Her zaman onu söylüyorum. Ana sütünde hayvansal kolesterol vardır. Zeytinyağında bitkisel
kolesterol dediğimiz sterol vardır. Yani zeytinyağında da kolesterol yoktur diye herkes şey yapmasın, düşünmesin. Bu algı yanlıştır. Bitkisel yağlarda da, bütün bitkisel yağlarda da kolesterol vardır. Ama oranları değişiktir. Tereyağında da şey vardır. Hem omega 9 yani zeytinyağı vardır. Bildiğimiz hayvansal yağda da. Hem de omega 3 vardır. Doğada 30 türlü yağ vardır. Yani hepimizin vücudunda, hayvanların vücudunda, bitkilerde ayakta kalabilmemiz, yaşayabilmemiz için 30 türlü yağ, yağ asidi diyoruz vardır. Bunların hepsi elzemdir insan vücudu için, sağlık için, bütün vücudumuzun hücreleri için. Yalnız iki türlü yağ tehlikelidir. Birisi trans yağlardır, bozulan yağlar, kızartmalarla, işte margarinler şeklinde bozulan yağlar. Bir de vücudumuzda şeker ve ekmek yedikten sonra yükselen trigliseritlerdir. Hastalık sebebi artık bunların olduğu gösterildi. Hocam şimdi siz zeytinseverlik eylemi diyorum ben ona, yani bir zeytin ağacı diktiniz. Tam da işte bu zeytinlik alanların yatırıma ve imara açılması. Evet, Bakırköy Belediyesi'nin giderken bir etkinliğine beni davet ettiler. Katıldım. Hakikaten orada 200 adet zeytin ağacı diktik. Lütfen zeytin ağacı seferberliği başlatalım diye bir bayram yapalım diyorum. Hocam çok önemli. Nazım'ın şiiri bile var. 70'inde zeytin ağacı dikecek kadar yaşamı ciddiye alanlardansınız siz de. Evet. Tam ben de öyle dedim zaten. Nazım diyor ki 70 yaşında dahi yaşayacak gibi zeytin ekeceksin. Ben de 75 yaşımda gittim zeytin ektim. Hocam çok önemli. Orada bile tabii takılıyorlar. Hoca niye bu kadar hassasiyette duruyor? Kendi zeytinlik arazileri mi vardı bu kadar üzerinde duruyor diye, ama kamu yararı söz konusu olduğu için. Hiçbir zeytinliğim yok. Hiçbir cevizliğim de yok. Biliyorsunuz yalnız şurada siz açarken anne dediniz ya. Yani değil de ailemizin bir parçası dediniz. Evet. Size bir olay anlatayım. Bu yine Habertürk'te yayınlandı zaten. O zaman canlı olarak işte bana sordular. O zaman Sağlık Bakanı demişti. Ceviz işte bir duyum aldım. Nazilli'de bir ceviz bahçesi almış. Ondan ceviz yiyin diyor gibi falan. Tabii bu biraz gazetecilerin de şeysiyle. Sonra bana sordular işte canlı yayında. Dediler ki peki Sağlık Bakanı'na ne diyorsunuz bu sözü üzerine? Ben de dedim ki dört nala gelen Asya'dan dört nala gelip Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket bizim. Ben Anadolu kadınıyım. Bütün zeytinlikler ve bütün cevizlikler benim dedim. Peki ondan sonra ne oldu? Bu önemli. Şimdi bana bu kış, sonbahar ve kışta Türkiye'nin her yerinden Canan anne senin bahçenden diye ceviz geliyor. Ya ne güzel. Ne kadar hoş bir şey değil mi? Evet. Bu yetiyor zaten. Ne bahçesi, ne zeytin bahçesi, ne ceviz bahçesi. Bu yetiyor zaten. Evet. Ama gerçekten de mecazi anlamda söylemişiz ama gerçekten bütün ceviz bahçeleri sizin. Canan anne senin bahçenden diye kabuklu böyle ağaçtan toplamışlar. Tokat'tan, Maraş'tan, Antalya'dan, Ardahan'dan, Elazığ'dan ceviz geldi bütün kış. Ne mutlu hocam. Ama önemli değil mi bu? Ne mutlu, çok. Evet. Çok önemli. Hakikaten çok da kıymetli. Şimdi sağlık açısından önemi böyle. Genel olarak yani zeytinden birazcık da yağlara geçelim isterseniz. Yağların sağlık açısından önemi nedir? Az önce biraz değindiniz farklı türlerine ve. Çok önemli, evet. Ama tek tek ele alalım. Alalım. Şimdi zeytinyağıyla başladık. Ondan devam edebiliriz. Zeytinyağı tekli doymamıştır. Dayanıklıdır. Zeytinyağının içinde soğuk sıkımdan bahsediyoruz. Riviera olmaz. Riviera bozuluyor. Şey olarak. Soğuk sıkım olduğu zaman çok yüksek antioksidan ihtiva eder. Çok yüksek E vitamini içinde vardır. Çok yüksek antibakteriyeldir. Mikrobu öldürür. Virüsleri öldürür. Ve Hipokrat milattan önce 5. yüzyılda mide ülserini tedavi ediyor ve kolerayı tedavi ediyor. Bu kadar güçlü. Artritleri önlüyor. Yunanistan Artrit Federasyonu var. Yunanistan Artrit Federasyonu'nun çok önemli çalışmaları var. Bir tanesi diyor ki zeytinyağı tüketen kişilerde romatoid artrit görülme oranı %50 azalıyor.
Bu bir. Yani sağlıkçı olarak ben konuşuyorum. Hollanda Nijmegen Üniversitesi'nden yapılan bir araştırmada ve Michigan Üniversitesi'nden yapılan bir araştırmada da kalp krizini %40 azalttığı gösterildi. Kalp krizini. İlk kalp krizi geçirmeyi ve de kalp krizinden ve de kronik dejenatif dediğimiz hastalıkları önlediği gösterildi. Ben onun için söylüyorum. Zeytinyağı çok önemlidir sağlığımız için. Her türlü antibiyotikten daha kıymetlidir. Doğal probiyotiktir. Bağırsaklarımızdaki doğal ve dost bakterileri, vücudumuzdaki doğal ve dost bakterileri, cildimizdeki doğal ve dost bakterileri beslemektedir. Direncimizi ve bağışıklık sistemimizi güçlendirmektedir. Yani bu bir şey değil. Zeytinyağı, memleket cennet. Biz buna yatırım yaparsak köşeyi döner Türkiye. Hocam altındır diyorsunuz ya hayat. Zeytin altındır. Çünkü zeytine altın diyorum. O zeytin de aynı şekilde faydalı tabii ki. Lifi vardır, bağırsakları çalıştırır. Prebiyotiktir, çok faydalıdır. Doyurur, kilo aldırmaz, karaciğer yağını giderir. Kronik tiroidi düzeltir. Altındır diyorum. Altın demiyorum. Altından çok daha önemlidir diyorum. Hayattır diyorum. Hayattır diyorum. Çünkü zeytin ve zeytinyağı, yani altın ve altın suyu dediğimiz zeytin ve zeytinyağı hayatları uzatıyor, sağlık veriyor. Altın savaşlara sebep oluyor, birbirini öldürüyor. Onun için altından vazgeçtik. Hayatta karar kıldım diyorsunuz. Peki hocam, yağlar değil, yani doğal probiyotikler dediniz az önce. Onları da biraz sanayım. Yani sindirim sistemine ne tip etkileri olduğuna dair, tereyağının, sirkenin vücuda faydalarına dair, bu tereyağın üzerinde de yıllardır herkese ve her şeye karşı hassasiyetle duruşunuzun birazcık açalım, üzerinde duralım biz de. Şimdi doğal köy tereyağı da en doğal besindir. Bütün insanların, bütün hücrelerin yapısında bulunması gerekir. Hayvansal yağda, bildiğimiz kırmızı etin yağda, bildiğimiz kuyruk yağda. Hepsi çok önemlidir. Bir kere şu bakımdan çok önemlidir. Hastalıkları önlüyor, bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Bir de üstüne üstlük glisemik indeksi sıfırdır. Glisemik indeks sıfır ne demek? Yani kan şekerini yükseltmez. Kan şekerini yükseltmediği zaman insülin de salgılatmaz. Çünkü esas bütün olayları başlatan yüksek kan şekeri de yüksek insülin de. Onun için yağ yediğimiz zaman, doya doya yağ yediğimiz zaman, doya doya doğal köy tereyağı yediğimiz zaman kan şekerimiz de düşüyor. Ona bağlı olarak tansiyonumuz da düşüyor. Kalp hastalıklarımız da önleniyor. Karaciğer yağımız da gidiyor. Diğer yağlar da öyle. İşte omega 3 diyoruz, balık yağı. Diğer de yağlar da hakikaten sağlıklı. Hocam omega 3 demişken, omega 3 meselesi önemli. Şimdi geçtiğimiz günlerde bir araştırma gördüm. Omega 3 takviye, ama şimdi bu sefer yağ değil, takviyesinin. Yağının takviyesi zaten. Evet. Şimdi o ayrımı yapalım diye soruyorum. O araştırmada takviyeler, yani bu gıda takviyeleri, işte bunu hapa dönüştürdükleri zaman %71 prostat kanserini tetiklediğine dair. Doğru mu? Var mı böyle araştırmalar? Doğru değil, hayır. Kesinlikle doğru değil. Kanseri önlediği biliniyor. Çünkü takviyesi bile mi hocam? Yani tabii, sadece şimdi şöyle, hani balıktan alınan değil sadece, ama tabii, takviyesi de takviyesinin cinsine bağlı. Hı hı. İçine katkı maddeleri, içine prezervatifler, kimyasallar koyulduğu zaman o E denilenler var ya, hı hı, o E'lerin hepsi kanserojen. Hı. Bu bir. İkincisi, omega 3 dediğimiz zaman saf omega 3'ten bahsediyoruz. Hı hı. Ama mesela bazı omega 3 tabletlerinde gluten var. Koyulmuş. Bazı omega 3 tabletlerinin içinde ucuz diye alınıyor. Yani çok da bir şey tahşiş yapılıyor. Omega 9 var. Omega 9 ne? Zeytinyağı. Omega 6 var. Omega 6 ne? İşte mısır özü yağı, ayçiçek yağı, tehlikeli dediğimiz yağlar. Çok fazla vücuda girince hastalık yapan. Tam tersi, omega 3 saf olduğu zaman vücutta inflamasyonu söndürüyor. Yani bütün kronik inflamasyonu, buna kanser de dahil, söndürüyor. Çünkü omega 3 vücutta prostaglandin 1 dediğimiz, bunlarla mücadele eden kimyasalların ana maddesi. O bakımdan. Ama omega 6 dediğimiz tehlikeli. Omega 6'lar çok şey olan mısır özü yağı,
kızartma şey işte ayçiçek yağı veya trans yağlar. Bunlar kanserojen. Bunlar çok çabuk bozulabiliyor. Isıl işleme dayanıklı değil, güneşe dayanıklı değil. Hemen bozuluyor. Yani kızartma yaptığımız zaman zaten bütün yağlar trans yağlara dönüşüyor. Kanserojen olan trans yağlar, bir daha söylüyorum. Kanserojen olan trigliseritlerdir ve kanserojen olan trans yağlardır. Her türlü yağ ısındığı zaman, bozulduğu zaman, kaynatıldığı zaman, yandığı zaman, kızartmalara ve margarine girdiği zaman tabii ki tehlikelidir. Siz sanmayın ki omega 3 ihtiva eden, içeren margarinlerde omega 3 var, zeytinyağı var. Margarin haline döndükleri anda trans yağ oluşuyor. Oluşuyor. Kanserojen olan, bir daha söylüyorum, trans yağlardır. Amerikan Kalp Derneği'nin de çok önemli bir 2002'de şeysi var, bildirgesi var. Kalp hastalığının sebebi trans yağlardır. Felcin sebebi trans yağlardır diye defalarca söylemiştir. Zayıflamada yağların önemi ne hocam? Tabii zayıflamada yeri çok büyük. Doğal olan yağlar zayıflamada. Çünkü zayıflamak demek vücuttaki biriken yağların azalması demek. Kilo almak demek vücutta yağların artması demek. Hangi yağlar artıyor? Trigliseritler artıyor. Yani şekere, ekmeğe, pirince, patatese bağlı olan arpaya, yulafa, bütün bunlar var ya, tahıllara bağlı olan şekere, şekerli içeceklere, şekerli gazlı içeceklere, işte baklavaya, böreğe, lokuma. Evet hocam. Şimdi bayramda yani, şeker herkes evet, yiyecek. Evet. Bunlar trigliseritleri yükseltir. Trigliseritler de en zararlı yağlardır. Onun için kanımızdaki insülin hormonu artar. İnsülin hormonu bu zararlı olan trigliseritleri hemen depoya gönderir ve yağlanmamızı sağlar. Yani yağ, kilo almak demek trigliseritlerin depoya gönderilmesi demektir. Şimdi yağ yediğimiz zaman algı yaratıldı. Yağ yerseniz vücut yağlanır. Yağ yemekle vücut yağlanmıyor. Tam tersini söylüyorum. Hani ezber bozuyorum ya. Evet. Ama ezbere konuşmuyorum. Bütün bilimsel olarak bu kitaplarda hepsini size anlatıyorum. Ezbere konuşmadan ezber bozuyorsunuz hocam. Evet. Evet. Ezber bozuyorum ama ezbere konuşmuyorum. Evet. Onu söyleyeyim. Yağlar demin de söyledim. Kan şekerini yükseltmedikleri için zeytinyağı, tereyağı, kuyruk yağı, kırmızı etlerde bulunan yağlar yükseltmediği için onun için karaciğer yağını bütün vücuda biriken diğer yağları da trigliseritleri de azalmasına sebep olur. Yağ yedikçe dinçleştikçe de efendime söyleyeyim hareketimiz artar, uykumuz düzelir, bağırsaklarımız düzelir ve çok rahat kilo veririz. Hocam biz giderek şişmanlayan bir toplum olduk. Her ne kadar bütün siz dünya, kendiniz... Bütün evet, dünya. Bütün dünya aynı anda şişmanlıyor. Neden şişmanlıyoruz? Çok güzel bir soru, sağ olun. Çünkü senelerce yağ kalp hastalığı yapıyor. Onun için yağ yemeyin diye bütün dünyaya bu algı bahşedildi. Yağ o şey olarak onun yerine şeker faydalıdır algısı yaratıldı. Şeker yedikçe insanlar eline büyümeye başladı. Bütün dünya. Şeker ve karbonhidrat. Karbonhidratlar ne? Karbonhidratlar da işte unlar, her türlü unlu mamuller, her türlü şeyler de vücuda girdiği zaman vücut onu şeker olarak görüyor. Yani diyelim ki baklava yiyoruz, tamam çok lezzetli, seviyoruz. Künefe yiyoruz, işte şeylerde, bayramlarda falan. Artık eskisi kadar rahat yemiyoruz. Bir yerden siz çıkıp şöyle bir uyaracaksınız gibi hissediyoruz hocam. Bir yerden herkesin, mutlaka şöyle bir herkesin aklında demokrasinin kırıcı gibi sallanıyorum. İyi ki de sallanıyorsunuz. Bir arkadaşlarımdan bu arada aslında o kadar hayatımız içindesiniz ki geçen gün bir şey gördüm. 28 yıldır şeker tüketmeyen 70 yaşında bir kadının fotoğrafını gördüm. Şimdi arkadaşlarım yansıtacaklar arkaya. Orada bile hemen Canan Hoca işte dedim. Yani o kadar içimize işlemiş vaziyettesiniz. İçimize girmiş vaziyettesiniz. 28 yıldır şeker tüketmemiş ve 70 yaşındaymış. Bir diğer fotoğrafı var. Orada daha da net görünüyor. Düşünebiliyor musunuz? Tabii düşünüyorum tabii. Evet, ben de öyle. Ben de senelerdir. Aynı. Ben de 75 yaşındayım. Senelerdir yemiyoruz biz. Çocukluktan beri yemiyoruz Ece Hanım. Ama her zaman söylüyorum. Tekrar olabilir ama bizim babamız şeker hastasıydı. Tabii rahmetli oldular. Şey olsunlar. Annem fizik hocası.
tabiat hocası, yani şey, o doğa bilimleri hocası bize çocukluktan itibaren çayımıza, kahvemize, sütümüze şeker vermedi. Biz şekere alışmadık. Yemedik. Ama daha sonra tatlı yedik mi, yemedik mi? Yedik tabii. Ama mesela bana soruyorlar, baklava yemiyor musunuz diye. Baklava çok güzel, tabii yiyorum. Bayramdan bayrama bir dilim. Bayramdan bayrama bir dilim. O da gelirsin. Tabii ki. Yani çünkü hakiki hakikaten besin değil. Evet. Çünkü hakiki besin değil. Şimdi daha önceki sorunuza dönersek eğer, ya yenilme, ya çok tehlikeli, kalp hastalığı yapıyor, şey yapıyor diye, bu algılamanın arkasında şeker endüstrisinin olduğu anlaşıldı. Ve işte 2016'nın Haziran'ında çok önemli bir çalışma yayınlandı. Yani daha bir sene önce, tam bir sene önce Harvard profesörlerine Amerika'da şeker endüstrisi dünyanın parasını ödemiş. $50 milyon. Şekerin faydalı olduğunu, beynin şekere ihtiyacı olduğunu söylesinler diye. Hocam hakikaten böyle bir durum var. Dünyanın temel problemlerinden bir tanesi bu. Yani bu akademisyenler, üniversitelerdeki bir takım hocalar, Amerika'da özellikle anladığım kadarıyla bir takım ilaç veya gıda şirketlerini ya da aynı anda ilaç, hem ilaç hem tabii, gıda şirketleri. Bütün dünyada oldu. Böyle Ece Hanım. Kadrolu bütün dünyada böyle. Ya da kadrolu elemanları şirketi. Tabii ki mesela FDA'nin içinde FDA var, Amerika'nın gıda ve yiyecek kurumunun bütün elemanlarının hepsinden maaş aldığı gösterildi. Yani Amerika'da bunlar gösteriliyor. İngiltere'de de böyle. Ve tabii endüstri tabii elinden geldiği kadar kendi fitratları icabı pazar bulmaya çalışıyorlar. Onların tek şeysi pazar genişletmek. Ne olursa olsun, yani sizin benim veya çocuklarımızın geleceğinin falan, torunlarımızın sağlığı değil. Pazarı nasıl genişletebiliriz? Onun için en büyük silahları bu işte bilim adamlarını kullanmak, kendileri arkada bilim adamlarını kullanmak, yetkili artistleri, sevilen artistleri kullanmak vesaire. Biliyorsunuz sigara yasağı olmadan önce Camel'ın kovboyu sigara içerdi. Büyük bir şeymiş gibi, herkes ona heveslensin diye. Yani bu 1800'lerden itibaren olan bir olay, bütün dünyada silah endüstrisinden daha tehlikeli. Çünkü 7'sinden 70'ine bu reklamlarda, bu söylemlerle kişiler beyin yıkanıyor ve etkileniyor. Bir de tabii silah endüstrisi adı üstünde, silah tehlikenin nereden geldiğini biliyoruz. Burada çok güler yüzlü dediğiniz gibi, evet, yani çok iyi paketlenerek, evet, sunulduğu, evet, için, evet, o zaman anlamakta da güçlük çekiyoruz. Tabii ki. Ve az önce söylediğiniz gibi, yani bu araştırmalar bize işte şunu yiyin bunu için, peki o gıdaların içinde bizi ilaca muhtaç edecek veya hastalanmamızı sadece bir takım takviyeler, bir takım işte hormonlar, şunlar bunlar, ondan sonra bir kısır döngü değil mi? Evet. Yani böyle bir devamlı. Yani ben bir şey söyleyeyim, yani kimse hakikaten 1980'den sonra işte şunu yiyin bunu yiyin. Kardeşim herkes ne yiyeceğini de biliyor, ne içeceğini de biliyor. Size mi düştü bizim ne yiyip içeceğimizi? Bu kadar reklam. Anlatabiliyor muyum? Çünkü şeyde mesela çocukları korumamız lazım. Bu Robert Lustig var, Kaliforniya Üniversitesi profesörü, metabolizma, obezite ve bu şekere savaş açan ve şeker ve fruktoz metabolizmasını dekode edip ortaya koyan profesör. Önemli bir profesör ve arkadaşım, çünkü toplantılarda karşılaşıyoruz. O İngiltere'ye geldiği zaman, Türkiye'ye de gelmiş ayrıca, karşılaşıyoruz. Orada sordular toplantıda, onun konferansından sonra. Dediler ki, peki çocuklarımıza ne yedirmeyelim? Ne vermeyelim, ne dersiniz? O da aynı şunu söyledi. İki şey dedi. Bir dedi, çocuklarımıza pakete girmiş hiçbir şey vermeyeceksiniz. İki, çocuklarınıza reklamı yapılan hiçbir şey vermeyeceksiniz. Çünkü hakiki bir gıdanın, ben de öyle söylüyorum, reklamı yapılmaz. Yani hakiki bir gıdanın şimdiye kadar hiç zeytinyağının reklamı yapıldığını gördük mü? İşte son 1-2 ayda belki ya başladı ya başlamadı. Veya şimdiye kadar zeytinin, hakiki besin reklamı yapıldığını gördük mü? Ne kadar uyduruk kaytırık yiyecek varsa onların reklamı yapılıyor. Ne kadar uyduruk kaytırık şekerli gazlı içecekler varsa onların reklamı yapılıyor. İftar sofralarına onlar koyuluyor. Yine de hocam, tabii ki yani ideali söylediklerinizin tamamını hayata geçirmek, ama gerçekler, pratikte durum daha farklı oluyor. O hallerde kaç yaşına kadar bir çocuk kesinlikle ve kesinlikle şeker tüketmemeli? Yani 2 yaşına kadar, 3 yaşına kadar şekerle tanışmamalı. Burada siz limiti nereye koyuyorsunuz? Limit diye bir şey yok.
Bir kere yine Ağustos ayında geçen sene Amerikan Kalp Derneği dedi ki 2 yaşına kadar çocuklara şeker vermeyeceksiniz. Çünkü neden? Hiç şeker vermeyeceksiniz dedi 2 yaşına kadar. Çocukların bir kere pankreasları, yani bu insülin hormonunu salgılayan en önemli organlarımızdan biri, ancak 12 aya kadar gelişiyor. Yani 12 aya kadar ana rahmi de dahil olursa, 12, 20, 10 ayda, 9 ay 10 günde orada sayın eğer vaktinde de olduysa, organlar gelişmemiş olduğu gibi çocuğun pankreası gelişme içinde. 5 yaşına kadar çocukların karaciğeri gelişmiyor tam olarak. Karaciğer. Çünkü bütün bu metabolizmalar birbirinin içine girmiş durumda. O ayrı, o ayrı, o ayrı değil. Onun için mümkün o. Çünkü şeker hakiki bir besin değil. Fabrikada üretilen yapay bir şey. O zaman beyni çalıştırmakta gerekli olan, yani beyni çalıştırmak için tüketilen şekerin tanımını bir yapalım. Beyni çalıştırmıyor, beyni uyuşturuyor. Şeker çok iyi bir uyuşturucudur. Orta çağda ameliyatlarda ve ağrılarda şeker kullanılırdı. Dişleri uyuşturmak için, sakinleştirmek için. Şeker hakikaten uyuşturucudur. Beyni yağ çalıştırır. Hakiki yağlar. Onun için bol bol yağ yiyin diyoruz. Onun için ceviz yiyin diyoruz. Cevizin içindeki omega 3, cevizin içindeki mineraller. Yani bir tek şeker beyni çalıştırır diye. O da tamamen Harvard profesörlerin uydurması. Ve bütün halk buna inanmış durumda maalesef. Şimdi hocam tabii insan kendisinin çocuğunca daha dikkatli gözlemliyor etrafını. Şöyle bir şey gözlemledim. Şeker yiyen, tüketen çocukların davranış biçimlerinde, yani Allah korusun, sanki alkol almışçasına saçmalama, işte ne bileyim bir inişler çıkışlar ruh durumlarında ve bir kere şeker tüketen, şekerli içecek gibi gazlı içecek tüketen çocuklar agresif oluyor. Bu biliniyor, bilimsel olarak gösterildi. İşte bu benim İngiltere'de katıldığım Food and Behavior Research grubu var. Ben de o grubun içindeyim. Yani yiyecek ve davranış araştırma grubu, Oxford merkezli. Onların orada yaptığımız bütün toplantılarda, yazılan bütün kitaplarda da şeker çocuklara agresif yapıyor. Şeker çocuklara da dikkat bozukluğu yapıyor, öğrenme bozukluğu yapıyor, saldırganlık yapıyor diye bu şey yapıldı. Hatta bir çalışma grubu Amerika'da, bir çalışma grubu şeylerdeki hapishanelerdeki cinayet işleyen kişilerin nasıl beslendiklerini ortaya koydu ki hepsi en çok şekerli, gazlı ve içecekler olduğu ortaya çıktı. Yani bizim ülkemizde de bu kadar saldırganlık bence şekerden veya bence çok fazla ekmek de şekere dönüşüyor vücuda girince ve şekerli, gazlı içecekler. Tabii alkol de şekerli içecek. Sıvı şekerli içecek. Çok enteresan. Yani toplumda bu artan saldırganlığın aslında yine beslenmekle birebir alakası olduğu. Tabii ki bütünmüş. Çünkü beslenmeyle yalnız göbek yağı gitti değil. Vücudumuzda bir tek kan dolaşıyor. Her yere o gidiyor. Ne götürürse o. Beyinde etkileniyor, gözde etkileniyor, tiroidde, karaciğerde, pankreasta, midede, bağırsakta, yumurtalıklarda, bağırsaklarda, prostatta, rahimde, ne aklınıza gelirse. Parmak ucumuzda, cildimizde. Şeker. Şimdi hanımı gösterdi. Gayet güzel hanım. Bir kere şeker her türlüsü, bal da dahil, pekmez de dahil, doğal olsa da dahil, kişiyi yaşlandırıyor. Cildi buruşturuyor. Bağışıklık sistemini çökertiyor. Bu yetti zaten. Evet, yani zaten güzellik endüstrisinin bu kadar iş yapmasının sebebi de o, değil mi hocam? Yani bileşik kaplar teorisi aslında. Hepsi birbirini besliyor. Evet. Yani evet. İlaç endüstrisi, işte evet. Kozmetikler, şunlar, bunlar. Evet. Önce şeker. Hanımlar da güzelliğine meraklı. O his, o zafiyet kullanıyor. O zaaf daha doğrusu. Gayet güzel. Pazar olarak, alan açılacak olarak kullanılıyor. Aslında gerçek anlamda, yani tedavi tabii çok önemli ama tedavi olmaya gerek kalmadan, çünkü ilaçlarla ilgili de çok fazla şaibe var. Bir şey düzeltirken bir şey bozduğuna dair çok fazla bilgi geliyor son zamanlarda. Dolayısıyla tedavi ihtiyaç kalmadan bozulmamak, hastalanmamak. Bozulmamak hastalanmamak. Şöyle diyoruz şimdi biz, başlatmayacaksınız. Ve başlatmamak hepimizin elinde. Yani ana rahminden itibaren başlatmayacaksınız. Bakın şurada bulursam size bir şey göstereyim.
Sizin de bebeğiniz oldu son zamanlarda. Evet hocam. Kaç aylık şimdi? 7 aylık oldu. Maşallah. Sağ olun. Ve biz şeker yüklemesi mesela yapmadık. Çünkü ana rahminde başlıyor. Çok iyi yapmışsınız. Ana rahminde başlıyor. Bir dakika şunu bulabilirsem. Kısa ara verelim isterseniz, ondan sonra tamam, devam edelim. Oldu. Bulmuş halde devam edelim. Önce kısa bir ara. Profesör Doktor Canan Karatay'la Habertürk Özel'de sohbetimize devam ediyoruz. Çocuklar ve şeker meselesinde kalmıştık. Yine çok önemli bir araştırmaya işaret etmek üzereydi hocamız reklamlara gitmeden evvel. Evet hocam, siz bakın, buldunuz. Bu Amerika'da "Hey mom, please don't drink the glucose." Ana rahminden, bunu gösterebilir miyiz? Ana rahminden mesaj var. Tiny. Anne lütfen glukozu içme. Evet. Diye rica ediyor. Evet, ana rahminden. Jamie. Love. Evet. Love tiny, minik. Aa, sevgilerimle evet. diye. Sevgilerimle diye. Evet. Çünkü bakın bunu görüyorsunuz, hiçbir organı, çalışan organı daha gelişmemiş ve gelişmekte. Onun için gelişiyor iken ona şeker dediğimiz toksik maddeyi göndermemiz çok tehlikeli. Ben bunu söylüyorum. Orada hocam ben yani konuyu çok çok hem sizle konuştuğum için hem yakın zamanda işte hamilelik süreci yaşadığım için araştırma. Orada antitezi söyleyenler yani size katılmayanlar diyorlar ki zaten vücutta aldığınız her şey damıtılarak çocuğa gidiyor. Dolayısıyla %100'ü çocuğa gidecek olduğu diye bir gibi şey geçiyor. Olduğu gibi geçiyor. Onu tamamen spekülasyon yapıyorlar. Bu gayet güzel gösterilmiş. Kan şekeri, yetişkine verdiğimiz kan şekeri plasentadan olduğu gibi geçer. Plasentanın neyi geçirdiği, neyi geçirmediği gayet iyi bilimsel olarak gösterilmiştir. Hı hı. Çok geniş araştırmalar yapılmıştır bu konuda. Anneye yüklenen, verilen yüksek şeker, yüksek olmasa bile bu küçücük çocuğa geçiyor olduğu gibi. Karaciğeri gelişmemiş, pankreası gelişmemiş, beyni gelişmemiş. Çocuk bütün vücuduyla, beyin de dahil, sinir sistemi de dahil, bağırsaklar da dahil toksik bir materyale çünkü maruz kalıyor, maruz bırakılıyor. Niçin yapılmasın diyorum, niçin yapılıyor? Şeker hastalığı var mı yok mu gebede? Bak ben diyorum ki, bunu söyleyen artık doktorlar da var, basit bir kan testiyle de bu söylenebilir. Tamam, hamilelikte şeker önemli ama 24 haftalıkta rutin olarak hastayı görsünler görmesinler yapılıyor. Yani bu bir liste var, şablon, evet. Hiç alakası yok. Onun için kişiye özel ve de şeker hakikaten şişmanlarda zaten hamilelikte insülin yüksekliği oluyor. Hamilelik bir nevi insülin yüksekliği oluyor. Çünkü insülin hücrelerin yapımı için şart, insülin rahmin büyümesi için şart, çocuğun gelişmesi için şart, diğer hormon bir sürü hormonlar da şart. Diğer hamilelik hormonları da insülin yüksekliğine sebep oluyor zaten. Bu zaten doğal olarak, fizyolojik olarak var. Bunun derecesini ölçmek için şeker yüklemesi yapmaya gerek yok. O halde bu, hocam... o açlık olarak kan alınır, onda insülin bakılır, onda efendime söyleyeyim trigliserit bakılır, onda ürik asit bakılır. Çünkü bunlar artık daha hassas ve şeker yüklemesinden elde edilen sonuçların da artık güvenilir olmadığı, %90 yanlış sonuçlar verdiği, %90 yanlış teşhis koydurduğu da ortaya çıktı. Onun için de zaten gebelik, pardon sözünüzü kestim tabii, ama şu bir cümle daha buyurun, söyleyeyim. Buyurun lütfen, tabii. Gebelikte ortaya gelen, meydana gelen, siz de yaşadınız, hepimiz yaşadık. O kadar büyük hormonal dengesizlikler oluyor ki günden güne fark ediyor. Günden güne. Burada sizin bir günde yaptığınız sonuç, İki gün sonra yapsanız aynısı çıkmıyor. Bu da gösterildi. Buna biz unpredictable deniliyor. Güvenilir değil. Hı hı. Güvenilir değil. Yani kesin teşhis koydurtulamayan bir tetkikle kullanmayın diyorum hamilelerde. Yapılacak çok daha hassas metotlar varken bu yapılsın diyorum ben. Orada iki şey söyleyeceğim. Bir, durumun vehametini doğru anlıyor muyuz diye. İşte 24 hafta dediğiniz bir bebek belki bir kilonun biraz 650 üzerinde, gram. 650 gram bir yani bebeğe 650, 100 mililitre 100 miligram. Miligram şeker olduğu gibi geçiyor. Şeker yani 650 annenin şekeri kaça çıkıyorsa bir bünyede siz 100 evet, miligram. Diyelim ki anne diyelim 70 kilo. Hı hı. 70 kiloluk bir hanımın şekeri yükseliyor ve o olduğu gibi plasentadan olduğu gibi bebeğe geçiyor.
Ne geçmiyor biliyor musunuz? Bu da çok önemli. Hı-hı. Annenin insülini geçmez. Hı-hı. Annenin insülini geçmez. Plasenta, onu, çünkü plasenta yarı geçirgendir. Ve ona göre programlanmıştır. Annenin insülini geçmez. İnsülinin annesi yüksekse o geçmiyor. Fakat annede yüksek insülinin meydana getirdiği, yüksek insüline karşı meydana gelmiş olan antikorlar var. Biz buna insülin antikorları deriz. Plasentadan o geçiyor. Ve o insülin antikorları bebeğin pankreasında hasara sebep oluyor. Bir diğer sorun var hocam size. 100 miligrama denk gelen ya da 75 miligrama denk gelen diyelim bir kahvaltı etmek. Bu mümkün. Bundan sonra testi yaptırmak. Mesela. Hayır, tabii ki. Tabii ki. Yani çünkü lıkır lıkır o glukozu içmemek. Şimdi zaten normal hayatımızda biz lıkır lıkır 100 saf su, saf şeker içemeyiz. Çok yoğunluktur, hipertoniktir. Normal bir şey değil, fizyolojik bir olay değil, onu söylüyorum. Hı hı. Bana diyorlar ki 3 dilim baklava yemekle aynı, aynı değil. Baklavanın şekeri yükseltme hızı çok yavaştır. Karatay kahvaltısı veya herhangi bir kahvaltının birlikte yenmesi çok yavaş olarak kan şekerini yükseltir. Hı hı. Bu aniden yükseltiyor, aniden bebeği şey haline sokuyor. Ve yüklemeyle bebeğini kaybeden anneler var. Yüklemeyle bebeğim çok iyiydi deyip ondan sonra hareketleri durdu diyen anneler var. Çünkü bebek onu kaldıramıyor. Yani bu hikaye değil. Evet. Ben bunları savunmada yazdım. Şikayetlere yazdım. Savunmada annelerin, birçok anneden şikayet geldi. Fakat anneler de gidip şikayet etmekten korkuyorlar. Bir daha doktorlar bize bakmaz diye. Tamam, hak veriyorum ben. Herkese hak veriyorum. Fakat bana ne dediler biliyor musunuz? Savunmayı okuyanlar. Tam okuyup okumadıklarını da bilmiyorum. Bu ifadeler zorla alınmıştır. İşte Samsun'a gitmişim ben, silah zoruyla bu ifadeyi almışım. Adıyaman'a gitmişim, bebeği ölmüş Adıyaman'dan bir annenin. Ondan da zorla almışım. Yani böyle bence hakikaten zararın neresinden dönülürse faydalıdır, kârdır. Yani şey olmasın çünkü bakın bu kadar çocuk hastalığı mı vardı? Bu kadar yeni doğanın hastalığı mı vardı? Bu kadar çocuk kanseri mi vardı? Bu kadar çocuk şeker hastalığı mı vardı? Yani kalkıp birisi, bir gazeteci veya bir bağımsız araştırmacı bunu araştırsın. Ne zamandan beri bu kadar tepe yaptı bu hastalıklar? 3 yaşındaki 3 aylık çocuğa karaciğer nakli yapılıyor. Tamam yapılsın, gerekirse tabii ki yapılacak. Ama neden 3 aylık bebek? Anasından yeni doğmuş, sapasağlam olması lazım olan bir bebeğe karaciğer nakli yapılsın. Hocam, kesinlikle bir kafama takılan bu kadar çok çocuk hastalığı mı vardı, bu kadar çok yeni doğan ölümü, hastalığı mı vardı dediğiniz zaman adı sanı duyulmamış bir takım hastalıklar var. Geçen gün daha işte ilacı bulunmuyor diye, evet. Bulunmuyor. İşte bunu, neden oluyor bu hastalıklar biliyorum. Küçücük bebeklerde. Evet. Ani bunlar ölümler. Neden oluyor? Neden oluyor? Çünkü vücut iyi toparlanmıyor. Bu artık gösterildi. Hepsi beslenmeye bağlı. Annenin beslenmesine bağlı. İşte bu kitabı onun için yazdım ben. Bakın bu kitap çok önemli. Anne ve baba adayları için. Hı hı. Sadece anneler için değil. Planlı bir gebelik düşünüyorsak anne ve babalar kendilerini 6 ay önceden vücutlarını sağlamlaştıracaklar. Çünkü bakın burada, evet, babayı da görüyorsunuz, anneyi de görüyorsunuz. Evet. İşte bebeklerin hastalıkların sebebi bu. İşte şeker, gebelikteki şekerin sebebi bu. Siz kilo almadan, iyi hareketle, sağlıklı beslenerek sağlıklı bebek sahibi olabilirsiniz. Bir de biliyorsunuz Ece Hanım, yani biz, ben 50 yıllık hekimim. Evet. Biz hekimlik yaparken, yani ilk senelerde uzmanlık yaparken, genç hanımlara nasıl korunacaksınız diye açıklardık, anlatırdık. Bir sürü de yolları vardı. Onları biz onlara söylerdik. Şimdi nasıl hamile kalacaksınız? Şimdi nasıl hamile kalacaksınız değil, hamile kalamıyor. 20-30 yaşındaki bütün gençlik kısır. Biraz düşünsünler. Hepsinin altında yanlış beslenme, hepsinin altında yanlış yaşama, hepsinin altında sağlıklı yağ yememe yatıyor. Yağsız yani olan bir vücutta çocuk olmaz. Yağsız olan bir vücutta, sağlıklı yağ olmayan bir vücutta inanın döllenme olmaz. Neden? Çünkü Anadolu'da bir laf vardır.
der ki Anadolu'muz, eğer bir toprak sağlıksızsa ektiğin hiçbir tohum yeşermez. Onun için ben çıkmışım ortaya konuşuyorum. Bütün mesele bu. Çünkü toprağımız kirlendi, suyumuz, havamız kirlendi, yiyeceklerimiz kirlendi, yaşantımız işte bu elektromanyetik alanlar, ışıklar, şualar, geçerken işte X-ray'lerden geçmeler vesaire. Onun için hiç olmazsa hepsini sıfıra indirgememize imkan yok. Bilinçli olarak seçici olalım, bilinçli olarak doğal malzemeleri kullanalım, bilinçli olarak doğal malzemeleri doğal şekliyle kullanalım. Şimdi orada doğal malzemeleri doğal şekliyle kullanalım diyorsunuz ya hocam. Yine çok kritik bir konu bu. Çünkü az önce söyledik ki hani aynı zamanda işte gıda şirketleri, ilaç şirketleri aynı sahiple işte hem ilaç şirketi hem gıda şirketi olabiliyor. Tohum meselesine geleceğim. Yani sağlıklı tohum meselesine. Hibrit bile başlı başına zaten bir işte soru işareti haline geliyor. Tabii ki hibrit doğal değil ki. Değil. Tabii ki doğal değil. Şimdi orada biz önüm arkam sağım solum diyorum ben buna. Hani saklanmayan ebedir. Hakikaten sobelenmiş vaziyetteyiz. Yani her tarafımızdan bir bombardıman. Biz nasıl gerçekten bunu ayırt edeceğiz? Ki yani sizleri dinliyoruz senelerdir ama günlük hayatımıza nasıl geçireceğiz bunu? Nasıl sağlıklı beslenmeye nispeten az önce söylediğiniz gibi dikkat edebileceğiz? Kurgu bu kadar sağlamken bu kadar organize işler bunlar çünkü marketten işte eve gelene kadar böyleyken durup ne dersiniz? Evet, onun için ben gayet pratik ve gayet basit. Ve de son sözü başta söyleyen bir insanım. Evet. Ekmek yemeyeceksiniz. Bitti. Her türlü un mamulü yemeyeceksiniz. Hakiki besin değil onlar artık. Kimyasal dolu. Ekmek kutsalmış. Ekmek kutsal değil. Hazreti Muhammed'in zamandaki ekmek değil. Kullandığımız eski tohumlardan yapılan ekmek değil. Un. Unu anlatalım mı sonra? Oradan sonra şeker de aynı şekilde. Eskiden... Dolayısıyla tam buğday ununu aldım eve geldim. Ekmek Hayır, yapıyorum bitti. Olmuyor. Hayır. Bitti. Hı. Neden bitti? Bakın bu yeni yayınlandı. 23 Mayıs. Evet, 23 Mayıs. Modern buğday. Modern buğday. Mükemmel bir kronik zehir. Kronik zehir. Neden? Şimdi buğdaycılar şeyler bana kızacak ama kızmasınlar. Çünkü birçok faktör var. Sadece şey değil. Bir kere tarlada nasıl yetişiyor? Fabrikada nasıl oluyor? Fırına gelince nasıl oluyor? Her birinde bir değişiklik var. Bir kere tarlada yetişen cüce buğday. Bu modern buğday dediğimiz cüce buğday. Dediğiniz gibi hibrit. Hı hı. Bu çok ürün versinler diye hibritlendi. İşte kısa buğday. Ve bunlara bizim ülkemizde de dışarıdan geliyor tohum bir kere. Bu tohumlar dışarıdan geliyor. Ertesi sene zaten tekrar üretemiyoruz. Yani eski tohumlar, geleneksel tohumlar ki ülkemizde var. Ülkemizde var. Şimdi onların desteklenmesi lazım. Onların çiftçiler ayırırlardı hasattan. Ertesi şeyde onu ekerlerdi. Şimdi ona imkan yok. Ektiğin de biçmiyor zaten. İntihar geni deniyor galiba onlara değil mi hocam? Bir kerelik o tohumlar ve evet, niye ihtiyaç işte tohum, duyalım evet. Önümüzdeki sene şimdi bu endüstri ne arzu ediyorsa o gelsin. Evet. Hı. Çünkü bu ithalata dayanıyor. Evet. Şimdi hibrit demek dayanıklı olsun diye kısa başakları da çok olsun diye, verimleri çok olsun diye içine gluten koyuluyor. Bir kromozomu değiştirilmiştir. İki gluten eklenmiştir. Kromozom normalde bizim geleneksel buğdayımızda siyez buğdayıdır. 14 kromozomdur. Hibrit buğdayda şimdi bir 28 kendi içinde bir 28 olmuştur, bir 42 olmuştur. Çok fazla kromozom vardır. Bu buğdayın kromozomu, yalnız kromozomdan bahsediyorum, buğdaydan bahsediyorum. Kromozomunu vücuda girdiği zaman insan vücudu bunu kullanamıyor. Çünkü kromozomlar birbirine yakın değil. Yani insanların biyolojik olarak kullanması imkansız. Bu bir. İkincisi, sağlıklı ve dayanıklı olsunlar diye gluten çok artırılıyor. Normaldeki siyez buğdayında ve bulgurunda gluten var mıdır? Vardır. Gluten %10, %14 arasında. Her sene biraz farklıdır. Değişir iklime göre, şeye göre, toprağa göre. Yani kesin değildir. Ama bu buğdayda, modern buğdayda
%60 veya %90'a yakın gluten var. Yani buğday proteini var. Yani buğday proteini, yani yabancı protein insan vücudu için girdiği zaman bize bunu maalesef vücut kullanamıyor. Bu bir. İkincisi, tarladan geldi diyelim. Tarladan şimdi fabrikalara geliyor un. Yani tarladan işte değirmene gelirdi, taş değirmeninde eğitilirdi. Ha, o tarihe karıştı. Çok az belki yapılıyor. Ama esas bütün kullanılan unlar, çavdarı da, yulafı da, arpası da, ne aklınıza geliyorsa, fabrikada, un fabrikalarında öğütülüyor ve içine %10 oranında katkı maddesi katılıyor. Tarım Bakanlığı'nın izni var. %10 katkı maddesi ne biliyor musunuz? Bunun içinde bromür var. Bromür. Bromür nedir? Bromür halojen olan bir ağır metaldir. İnsan vücudu için zehirdir. Bromür insan vücudu için zehirdir. Zehirdir, zehirdir. Neden? Çünkü iki kenarı keskin bıçak gibidir. Bir, insan vücuduna girdiği zaman bromür kanserojen olduğu gösterildi. Yani bunu National Institute Health, yani Amerika'nın Ulusal Sağlık Kurumu resmen gösterdi. Kanser yapıyor. Hangi kanserleri yapıyor? Tiroid kanseri, meme kanseri, prostat kanseri, kolon kanseri. Tek başına. Bunun dışında en önemli şeylerden biri de bromür vücutta çok elzem olan bütün hücrelerimizin, bilhassa tiroidimizin, memelerimizin, prostatımızın kullandığı iyodu vücuda girmesini ve kullanılmasını engelliyor. Bakın, iki kenarı keskin bıçaktan bahsediyoruz. Evet. Bu nedenler bilindiği için bir sürü çalışma var. Yeni bir şey değil bu. 1990'da bakın, 1990'da İngiltere'de bromür katılması yasaklandı. 1994'te Kanada'da yasaklandı. Çin'de yasaktır, Avrupa Birliği'nde yasaktır unlara katkı maddesi koymak. Peru'da yasaktır. Çin'de de yasaktır. Bu nedenle yasaktır. Onun için ekmek tüketmeyin diyorum. Bizim ülkemize gelince maalesef, bizim ülkemizde de siz de biliyorsunuz, somon somon ekmekler yeniyor. Hem de nasıl? O bakımdan tehlikeli. İyot eksikliği meydana geliyor. Bugün bana 10 hasta geldi. Ece Hanım. İyotun sağlık açısından önemi nedir? Çok önemli. Anlayalım. Şimdi ona söyleyeceğim. Bugün bana 10 hasta geldi. Onun da iyot sıfır. Sıfıra yakın. Türkiye'de o kadar büyük bir iyot eksikliği var ki. İyot eksikliğinin en önemli şeysi, göstergelerden biri Hashimoto'dur. Tiroid nodülüdür. Tiroid kanseridir. Meme kistidir. Meme kanseridir. Over kistidir. Over kanseridir. Prostat kanseridir. Artık sadece tiroidle alakası yok. En çok memelerin ve de prostatın iyodu ihtiyacı olduğu gösterilmiştir. Ve biz bunu alamıyoruz. Alamıyoruz. Alsak da kullanamıyoruz bromürden dolayı. Onun için gayet basit olarak, ben ekmeksiz yapamam demesinler. Aslında ekmeğin, yani glutenin çok büyük diğer zararları da var. Onu da göstereyim. Hocam, iyot demişken, o zaman şimdi tuz kullanımının yani ne tür bir tuz kullanımından bahsetmemiz gerekiyor bu durumda? Nasıl tüketeceğiz? Ne yapacağız? Şimdi iyotlu tuzlar var ya, sofra tuzu. Onun hiçbir faydası yok. Onun tek faydası ne oldu? Biraz belki guatr olmayı önledi ama diğerlerini önleyemiyor. Yüksek doz kullanılması lazım. Ve de bu yiyeceklerle ve tuzlarla olmuyor. Bir de çünkü aman sakın tuz yemeyin, tansiyonunuz yükselir diye. Kimse tuz kullanmıyor. Bir de o var ayrıca. Yani onun içindeki tuz zaten, onun içindeki iyot, sofra tuzundaki iyot rafine olmuştur, işlem görmüştür. O bakımdan onun kullansanız bile bir faydası yok. Onun için takviye alınması gerekiyor. Hekimlerinize sorup takviye alabilirsiniz. Hocam, yani takviye almadan yemeklerle bu yükselmez. Takviye demişken, şimdi
bakıyorum dünya genelinde gıda takviyeleri 1312 tane araştırdığım kadarıyla gıda takviyesi var. Yani az önce konuştuğumuz mesela omega 3 bu prostat kanserini tetiklediğine dair araştırma dedim. Siz hayır dediniz ama hayır derken de dediniz ki dikkat etmek lazım. Arkada bileşenlerine bakmak lazım. Yani ne katmışlar içine. Şimdi bu kadar bilinçli bir tüketici var mı hayır, bilmiyorum. Hayır sadece ama Ece Hanım oradaki o çalışmanı tabii tam ben okumadım bilmiyorum. Hı-hı. Bu omega 3 prostat kanseri yapıyor diye kimse iddia edemez. Çünkü kanserin o kadar çok sebebi var ki. Bakın kanserin o kadar çok sebebi var ki işte söylüyoruz iyot eksikliği olabilir. Trans yağ yiyor olabilirler. Onun yanında omega 3 alabilirler. Çok fazla şeker hastasıdır. Onun yanında alıyordur. Yani vücut bir bütündür. Peki. Ve bütün bu araştırmada bir tek bunu yedi de bundan oldu demeye kimsenin hakkı yok. Onu söylüyorum. Gıda... İnanmayın, güvenmeyin diyorum. Peki gıda takviyelerinde yani bunları mutlaka günlük hayatımızda mevcut düzende vücut alamıyor. Dolayısıyla siz güvenle ama tabii ki içeriğine bakarak şu gıda takviyelerini mutlaka kullanın dediğiniz işte atıyorum. Ben ezbere konuşmuyorum. C vitamini, D vitamini. Hayır. Hı-hı. Kesinlikle ben böyle bir şey söylemiyorum. Ben bütün hastalarımda tetkik yapıyorum. Hı-hı. Ve onların durumuna göre öneriyorum. Hı-hı. Kesinlikle gidin illa bunu alın demiyorum. Ama bizim ülkemizde ortaya çıktı ki ama dünyada da böyle. Amerika'da %50'ymiş. D vitamini eksikliği ve iyot eksikliği pandemik olarak var. Demir eksikliği nasıl anlaşılıyor ve yani nelere yol açıyor oradaki eksikliği? Şimdi demir eksikliği apayrı bir olay. Demir eksikliği de bizim ülkemizde çok fazla. Beslenmeye de bağlı olabiliyor. Alınma da bağlı olamıyor. Yaşlılarda vücut yapamıyor. Aldığı gıdayı kullanamıyor yaşlılar. Bir de ayrıca demir eksikliği bizim ülkemizde işte adetler başlayınca demir çok kayboluyor fakat yerine getirilemiyor gıdalarla. Senelerce kimseye kırmızı et yedirmediler. Hı hı. Kırmızı ette demir çok fazladır. Dalak yedirmediler, karaciğer yedirmediler. İşte kolesterol diye halkı uyutaraktan. Ondan sonra işte hamilelerde demire çok ihtiyaç vardır. Emzirirken demire çok ihtiyaç vardır. Bütün bunların ölçülerek kontrol altında doktorların tavsiyesiyle demir takviyesi alınmak şarttır. O apayrı bir olay. Hamileyken ayrı bir olay. Ama bunlar zaten yapılıyor. B vitaminlerine gelince, vitaminlere gelince mesela folik asit veya başka bir asitler burada anlatıyorum. Mineraller, elzem olan mineraller, elzem olan vitaminler hamilelerde bakılıp şey yapılabilir. Fakat dengeli beslenenlerde, fakat doğal beslenenlerde bunlarda zaten eksiklik olmuyor. Şimdi dengeli ve doğal beslenme meselesini az önce söylediğiniz önemli uyarıları da dikkate alarak ilaç firmalarının tohum ürettiğini biliyoruz örneğin. İşte az önce söylediğiniz bitti. Şey. Bitti mi bu? Bitti değil yani olay orada bitiyor olay zaten. Olay orada bitiyor. Hı, evet. Aynen yani ilaç firmaları tohum ürettiği andan itibaren zaten söylediğimiz her şey hükmünü getiriyor. İlaç firmaları tohum da üretiyor. Aynı zamanda böcek ilacı da üretiyor. Yani mantar ilaçları, tarım ilaçları diye üretiyor. Tarım ilaçları ilaç falan değil Ece Hanım. Tarım zehiri onlar. Dolayısıyla tohum bir biyolojik silah haline getirildi. Yani tabii ki. Biz tohumla insanlar birebir kontrol altına alınıyor. O zaman yani işte dediğiniz gibi yarın ilaç lazım bana, öbür gün tedavi lazım, öbür günden bu kısır döngü içinde kendini besleyen bir sektör ki işte az önce başa döneceğiz orada silah lobisinden veya işte silah... Tabii ki hiçbir farkı yok, daha tehlikeli. Daha tehlikeli. Şimdi ben Isparta'da bir konuşmaya, özel bir okulun konuşmasına, konferansa gitmiştim. Oradaki, orada dinleyiciler halk olarak gelmiş, çiftçiler vardı, üreticiler vardı. Ben dedim ki toplama sırasında buğdaya çok fazla böcek ilacı sıkılıyor. Şimdi çok enteresan. Bu buğday tarlası hasat edileceği zaman en son dakikada bir tane sıkılıyor. Ben onu biliyorum. Ki o sırada yani ölümden önce bitkilerde de bu varmış. Birdenbire çok ürüyormuş. Fazla tane alınsın diye. Dedi ki ne münasebet hocam dedi. Biz dedi en aşağı 30 kere ilaçlıyoruz buğday tarlasını dedi. Ve Tarım Bakanlığı gelip toprağa bakıyormuş. İlaçlamış mısın, ilaçlamamışsın diye ceza kesiyormuş.
Bütün mesele bu. Bizim buğdaylarımızı resmen zehirliyorlar ve bize yediriyorlar. Evet. Kusura bakmasınlar. Şimdi geleneksel buğdayımız var, karakılçık buğdayımız var, CS buğdayımız var. Tarım Bakanlığı'nın bunları desteklemesi gerekiyor diye ben söylüyorum. Hı hı. Yurt dışından biz niçin tohum alalım? Bu 1980'den sonra oldu. Bu küreselleşme denen olaydan sonra oldu. Bize en kötü tohumlar gönderiliyor. Biz mecbur muyuz? Çünkü o kadar büyük bir ülkeyiz ki biz. Hayvancılık yok edildi. Tarımcılık yok edildi. Bakın siz biliyor musunuz? O 15 günde bir Almanya'dan ve Hollanda'dan süt tozu tırlarla geliyor Türkiye'ye. Süt yok çünkü. Çayır çimen kalmadı çünkü. Yani bütün mesele bu. Yani oturup şapkamızı önümüze koyup düşünmemiz lazım. Bakanlarımızın hakikaten bunlarla bence uğraşması lazım. Benimle uğraşıyorlar. Benimle niye uğraşıyorsunuz kardeşim siz? Hepsi beni şikayet ediyor. Bir yandan da işte yaman çelişki şurada. Türkiye'nin aslında marka olarak en büyük gücü toprakları ve tohumları. Yani idi. İdi. Yeni yeni bir takım çalışmalar var galiba değil mi? Tabii ki var. Yavaş yavaş başladı. Tabii ki, tabii ki. Ata tohumu. O, işte ata tohumu, geleneksel tohumu saklayanlar var, birikenler var. Onlara çok ihtiyacımız olacak. 1980'e kadar, hı hı, yani bu Evren Özal zamanına kadar, 24 Ocak kararlarına kadar biz kendi buğdayımızı yetiştirirdik, ihraç ederdik. Biz kendi mercimeğimizi yetiştirir, ihraç ederdik. Bunlar önlendi. Kendi kuru fasulyemizi yetiştirir, ihraç ederdik. Kendi kayısımızı, fındığımızı, bunlar hepsi önlendi. Biz şimdi, efendime söyleyeyim, Kanada'dan mercimek, Kanada'dan nohut, Kanada'dan kuru fasulye alıyoruz. Şimdi bu ata tohumun ne kadar kıymetli bir şey olduğunu belki söylemek için, hani 165 milyar dolarlık bir tohum borsası varmış dünyada ve gerçek bir, mesela 1 kilogramlık bir domates tohumu 1 kilogram altın değerinde. Değil. Evet. Gerçek ve bu ve kuzey ülkelerinde biliyorsunuz, hı-hı, bu buzulların altında bunu depo ediyorlar. Depo biliyor, ediliyor. Tabii ki çok büyük depolar var. Yani geleneksel tohum depoları var. Kuzey ülkeleri artık buna eğilmiş durumda. Bütün gelişi olarak. Hatta geçenlerde çok önemli bir haber okudum. Belki siz de duymuşsunuzdur. Norveç, Kuzey Kutbu'na yakın ya. Kuzey Kutbu Norveç'e de ait bir kısmı. Orada Svalbard Adası'nda ki bu tohum saklanan yerde buzlar eriyor diye telaşlandılar ne yapacağız diye. Buzlar erimeye başladı. Hmm. Hava ısınmasından, global ısınmaya bağlı, küresel ısınmaya bağlı. Orada buzlar eridi, eksi bilmem kaç derecede tohum saklanıyor. Böyle aynı uzay istasyonları gibi. Aslında bütün dünya kıtla hazırlanıyor değil mi? Demeyin. İçten içe. Demedi demeyin, evet. Ve biz acaba zeytin ağaçlarını kessek mi? Biz zeytin ağaçlarını keselim, endüstriyi kuralım. O da yani çok acı bir olay. 7 kere geldi meclise. Evet. Ve de getirenler de sanayiciler. Kardeşim siz sanayicilerin ne işi var zeytinlikle? Uğraşmaları bile abes. Yani çünkü şeyin İngilizlerin bir lafı vardır. Public health or company wealth. Sanayici halkı düşünür mü kardeşim? Sanayici kendi çıkarını düşünür. Bu kadar. Bütün dünyada bu böyledir. Sanayicinin benim zeytinliğimde ne işi var? Sanayi komisyonu. Hı hı. Niçin tarım komisyonu olmuyor da sanayi komisyonu oluyor? Buradan zaten terslik başlıyor. Şimdi hocam orada 7. kez meclise geliyor diyorsunuz ya. İşte bu Marshall yardımıyla başlayan bir vita yağı furyası vardı. Hatta işte zeytinyağlı yiyemem aman basmada fistan giyemem ama siz onu sonra tekrar... 1950'ler sözlerini değiştirmiştiniz. Evet. Ne yapmıştınız, ne demiştiniz hatırlıyor zeytin, musunuz? Zeytinyağı yerim de aman, basmada fistan giyerim aman. Çocuğuma şeker verene ben akıllı diyemem aman. Çok güzel onu ama işte zamanında öyle de işte. Yani dolayısıyla birileri de istiyor galiba meclise tekrar gelse. Yani bunu tabii arkada çok büyük lobi var. Lobi var. Ve 1950'de de işte biliyorsunuz dediğiniz yağlar yani margarinler, hı hı, margarin türü piyasaya sürülsün diye bizim zeytinyağı kötülendi, zeytinlikler kötülendi, sütümüz kötülendi, süt tozları geldi, peynirimiz kötülendi, Amerikan peyniri geldi.
Bunlar hepsi 1950'den beri devam ediyor. Maalesef bu bir işte globalleşmenin, bir sömürgeciliğinin başka bir türü, yardım ediyorum diye düşünüp arkadan, affedersiniz, kazıklıyorlar. Kazıklıyor. Sizi zeytin toplarken görüyoruz hocam arkada. Evet. Bu ne zaman, nerede? Bu Gemlik'te, Zeytin Festivali'nde. Aha. Ben davet edilmiştim, konuşma yaptım. Bir yaprağın bile ne kadar faydalı olduğunu anlatıyorum. Evet, sizin hepsi sizin zaten. Hani bütün o zeytinlikler hocamız bugün bütün açıkladı. Zeytinlikler benim. Evet. Bütün cevizlikler benim. Evet. Bütün cevizlikler meğerse zeytinlikler. Bakın, zeytin hocamızın yaprağı da çok önemli. Zeytin yaprağını hakikaten orada onu anlatıyorum. Zeytin yaprağını Hipokrat kullanmıştır. Milattan önce 5. yüzyılda Hipokrat kullanmıştır. Didim'de Milet'te yaşayan Thales var. Thales kim? Thales en önemli filozoflardan biri. Milattan önce 5. yüzyılda yaşamış. İlk matematik ve matematik felsefesini başlatan kişi. Yani neden diye soran kişi. O zamana kadar hep dogma. O 82 yaşında vefat etti. Hayatında zeytin ve zeytinyağından. O zaman başka yağ yok çünkü. Milattan önce 5. yüzyılda 82 yaşında, 82 mi bilmiyorum, yanılmış olabilirim, 80'den fazla yaşadı ve zeytinyağı ve de kendisinin bir matematikçi ve tüccar yanı var. Kıtlık olacak diye zeytinleri alır saklarmış, sonra satarmış. Ta o zamanda kıtlık için zeytin. Tabii ki, tabii ki. Ölmez. Onun için şimdi eğer biz devlet ve hükümet olarak sağlıklı ve hayatta kalmak istiyorsak, zeytinliklerimizi artıracağız, zeytinliklerimizi koruyacağız, zeytinlerimize hakikaten şey çıkacağız, sahip çıkacağız ve her bayramda mutlaka çocuklarımız için ve kendimiz için zeytin ekeceğiz. Başka çaremiz yok. Şimdi önümüz bayram, zeytin ekmeye herkes zeytin festival olsun. Zeytin festivali, zeytin ekmek olsun. Herkes çocuğuna, zaten biliyorsunuz Ege'de, evet. Ege'de köylerde çok önemli bir gelenektir. Gelin gideceği zaman bir eve altın maltın değil, zeytin ağacı. Bu ağaç senin derler geline. Ve geline zeytin ağacı vermeyen eve gelini sokmazlar. Bu o kadar önemli bir gelenek ki. Yani bu eskilerden beri devam eden bir gelenek. Siz zeytin ağaçlarınızı nasıl kesersiniz? Zeytin ağaçları hakikaten 2000 yıl yaşıyor. Biz ortalama diyelim 70-80 yıl yaşıyoruz. 70-80 yıllık bir hayat süresi içinde 2000 yıllık canlıyı öldürmeye hakkımız yok. İşte vazgeçildi. Bu vazgeçilmedi daha. Daha vazgeçilmedi. Vazgeçilmedi. Gaza alındı, o kadar. Hmm. Onu tekrar getirecekler. Sanayicilerin zeytinle ne alakası var? Sanayi kuracaklarsa gitsinler. Çorak, bir sürü şey var. Oralarda kursunlar. Çorakla yerde kurtulurlar. Biraz karlardan da zarar etmiş olurlar. Onlar zarar etmez hiçbir zaman. İşte 1000 lira kazanacaklarına 999 lira kazansınlar bir zahmet. Yok, yol uzun olacakmış. Yok, transport para getirecekmiş. Zeytinliklerimize dokunmayın efendim. Zeytinlerimize dokunmayın efendim. Bakın, Burhaniye'de ki bazı zeytinlikler, özel zeytinlikler, butik zeytinlikler var. Geçen ay Londra'da ödül aldılar. Hem zeytin hem zeytinyağı ödül aldı. Hı hı. Birincilik ödülü aldı. Paris'te birincilik ödülü aldı. Hı hı. Geçen gün bir haber vardı. Marmara Birlik, o bir birlik olduğu için ismini söylüyorum. Mesela iki kat artırmış ihracatını Çin'e. Hı hı. Çin pazarı diye bir pazar var. Avrupa pazarı diye, Amerikan pazarı diye bir pazar var. Bunlara devlet desteğiyle zeytinyağımız, zeytinlerimizin destek olarak ihraç edilmesi lazım. Bir şey daha söyleyeceğim ki ne kadar acıdır. Suriye 6,5 senedir savaş içinde, değil mi? Evet. Bir iç savaş. Her türlü savaş, neyse ne. Allah kolaylık versin. Suriye geçen 2016 yılında Türkiye'den daha çok zeytin ihraç etti. Bu ayıptır, günahtır bize. Hmm. Haksız mıyım? Evet, 2016 yılında Türkiye'den daha fazla zeytin ihraç etti diyorsunuz o haliyle. O haliyle, evet. Hmm. Evet. Peki şimdi bir reklam diyelim mi, yönetmenime sorayım, ondan sonra çünkü başka konularımız da var, çok konu birikti hocam, sizi ağırlarken hepsini soracağız. Kısa bir reklam arası, Habertürk Özel devam edecek Profesör Doktor Canan Karatay'la.
Doktor Canan Karatay ile beraberiz. Hocam sakın baklava ile ilgili kötü şeyler söylemesin. Bayramda bol bol baklava yemeyi planlıyorum diyen izleyicilerimiz var. Siz kötü şey söyleyince hakikaten yiyemez hale geliyor. Böyle araba farı görmüş tavşan gibi kalıyor herkes kaldığı yerde. Ama bir bayram beslenmesini biraz konuşmak lazım herhalde. Yani çünkü 18 saat aç kalındı. Biz bunu hak ettik. Hani bizde o psikoloji vardır ya, 18 saat aç kaldık, bu sıcaklarda oruç tutup hak ettik, yiyelim hadi hurra diye bir saldırma olacak belli. Gelen izleyici yorumlarından da. Ama bir bayram beslenmesi sizden dinleyelim. Şimdi efendim, eğer 18 saat aç kalabildiyseniz vücut normale gelmiştir. Organizma normale gelmiştir. Sizin baklavalara, böreklere saldırmanız anormalliktir. Ya oruç zaten Karatay'da iki öğün öneriyor. Sahur, İftar, iki öğün. Oruçta bir tek fark, arada su içmemek veya herhangi bir yoğurt vesaire yememek. Bu şekilde bir ay vücudunuz normale geldiyse, eğer dayanabildiyseniz, normalleştiyse, bol gün boyunca su için, çok fazla vücudunuzu yüklemeyin, sağlığınızı haşat etmeyin derim. Azar açı olarak, yani ben bütün ay aç kaldım, bütün ay aç kalmadınız ki. Psikolojik olarak kendinizi oyalıyorsunuz. İftarda hopur hopur her şeyi yediniz. Sahura kadar belki her şeyi yediniz. Sahurda her şeyi yediniz. Nerede bütün ay aç kaldınız? 6 saat içinde dünyanın yemeğini yediniz. Gözünüz doysun diyorsunuz. Ya gözünüz doysun, mideniz doysun. Şimdi mideniz biraz küçülmüştür belki. Onun için o sağlık demektir. Onu kullanın. Yani şimdi normalleşti vücudunuz. Onu devam edin. Nasıl devam etsinler hocam? Tamam, çok iyi. Ne zaman kalkarlarsa ilk öğün sabah kahvaltısıdır. İyi, yüklü, sağlıklı olarak kahvaltı yapsınlar. Ondan sonra zaten acıkmıyorsunuz. Yani biliyorsunuz cumartesi, pazar büyük bir brunch derler. Yaptığımız zaman bütün gün yemek yemiyoruz ki. Canımız istemiyor ki. İlla acıkacağım diye korkmayın. Acıktıracak olan yiyeceklerden uzak durun. Sağlığınıza kavuşursunuz. Sağlığınıza kavuşmuş iken tekrar onu, vücudu bozmayın. Onu söylüyorum. Bir lahmacun görüntümüz var. O gelebilecek mi? Benim yediğim lahmacun. Sizin yediğiniz lahmacun da var. Bir tane daha var. Onu rica edeyim. Halledebildiysek. Canan Hoca lahmacuna izin verdi dedikten sonra gelecek şimdi görüntüsü. Ne diyorsanız hakikaten yapıyorlar. Canan Hoca. Hayır, şimdi bu siz yerken. Tamam, bakın. Görüyorsun. Benim tabağıma bakın. Tabağımda hiçbir şey yok. Sadece ve sadece lahmacun. Bir ince lahmacun. Lahmacunun yarısının yarısı. Orada şeyle beraber. Burası Mersin. Evet. Mersin'de yedi kardeşler. Hepsine selam olsun diyorum. Sağlıklar diliyorum. Annelerini de ellerinden öpüyorum. Bu. Şimdi lahmacun en sağlıklı Turkish fast food'tur. Neden? Bir kere bakın ne kadar ince. Evet. Yani sağlıklı, doğal, bildiğiniz bir yerden inceciktir. Arkası gözükür gibidir. Üstünde kıyma vardır, yağıyla beraber çok faydalı. Üstünde soğan vardır, domates vardır, maydanoz vardır, çok çok sağlıklı. Yanında da ayran vardır. Bakın ayranıma, açık ayran. Bir tane daha vardı lahmacunla ilgili. Onun için var mı? Lahmacun bize ekmek yeme diyor ama kendi lahmacun diyor diye hücum edenler çok oldu. Sağ olsunlar, hiç önemli değil. Ama lahmacunla ekmeği, bir somun ekmeği, bu lahmacunla bir somun ekmeği bir tutanlar akıllarını ekmekle yemiştir. Peynir ekmekle yemiştir. Hayır, değil, peynirsiz ekmekle yemiştir. Peynirsiz ekmekle yemiştir, onu diyecektim. Peki hocam, şimdi yüksek kolesterolün tek sorumlusu yanlış beslenme mi peki? Tabii ki. Tek sorumlusu. O da olur, stres de olur. Stres de çok büyük faktör o. Yapılan araştırmalar gösterdi. Mesela Amerika'da Mart ayı, Amerika'da vergi ayıdır. Çok ciddidir orada vergi. Yani 50 sentinizi bile kaçıramazsınız. Onun için böyle vergi daireleri kurulur, vergi ofisleri kurulur. Gidersiniz, bankada 50 sentim var, 2 ay şu kadar 50 sentim, 55 sent oldu diye göstermek mecburiyetindesiniz. O ayda, vergi ayında şeyler, kolesterollerin çok yükseldiği gösterildi. Çünkü kolesterol vücuttaki stresi
yok etmek için vücudun salgıladığı bir defanstır, bir korumadır. Kolesterol yüksekliği hastalık değildir. Kolesterol yüksekliği hastalık değildir. Kolesterol yüksekliği vücutta bazı şeylerin yanlış gittiğini gösterir. Hı hı. Ve de kolesterol aynı itfaiye arabası gibidir. Yani bir yerde yangın varsa, hı hı, oraya Ece Hanım itfaiye arabaları gider. Evet. O yangını itfaiye arabaları mı çıkardı? Kullandığınız kolesterol ilaçları da o itfaiye arabalarının önüne koyulacak bloklardır. Hı hı. Yangına ulaşmasın diye. Hı hı. Bugün İzmir'de çok büyük bir yangın oldu. Şeyde, AVM'de. Hı hı. Orada itfaiye arabası doluydu. O yangını itfaiye arabaları mı çıkardı? Gittiler su sıktılar. İşte vücuttaki kolesterol de o yangına su sıkmak için. Peki iyi kolesterol, kötü kolesterol diye ayıracağız değil mi? Hayır, ayırmayacaksınız efendim. Öyle bir şey yok. Yok mu? Tek bir kolesterol vardır. Hı hı. Tek bir kolesterol formülü vardır. Onu arıyordum diye biz onu göstermek için. Hı hı. Bulabilirsem. Bu arada şunu da sorayım siz onu ararken. Tamam. Hocam, hani şekerle çok kıyaslanıyor ya bu kolesterol meselesi. Şeker mi daha tehlikeli, kolesterol mü daha tehlikeli? Kolesterol tam tersi faydalıdır. Bir şey söyleyeceğim size. Şeker mi kolesterol mü değil. Kolesterolü yükselten şeker. Hmm. Şeker toksik olduğu için kolesterol yükseliyor. Hmm. Şeker toksiktir. Şeker vücutta serbest oksijen radikallerini ortaya çıkmasını sağlar. Serbest oksijen radikaller de bütün hücreleri bozar. Hmm. Kolesterol yükseliyor onu toparlamak için. Şimdi peki bu kolesterol meselesine gelmişken hocam. Türkiye'nin kalp hastalıklarından kaynaklanan ölümlerde dünyada ilk sırada olduğu doğru mu? Başta gidiyoruz, evet. İlk sırada olduğunu sanmıyorum. Hı hı. Ama başta gidiyoruz. Kusura bakmasınlar. Ekmek ve şeker yemekten. Çünkü bakın, bir işte yeni bir yayın yayınlandı. Bu ne zaman yayınlandı? Bu sene yayınlandı. Amerikan Tıp Derneği'nin JAMA dediğimiz, hı hı, diyor ki diyet faktörleriyle kalp hastalığından, felçten ve tip 2 diyabetten ölmek. Yani diyet hepsinin altında yatıyor. Hmm. Diyet dediği de, bakın burada association between işte şey, ölümlerin, hmm, yani mortalitenin sebebi, evet, kalp hastalığının, kalpten ölüm sebebi, kalp hastalığından ölüm sebebi, felçten ölüm sebebi ve tip 2 diyabetten hepsi bir bütünün temelidir. Hı hı. Sebebi diyor ki şeydir, beslenmedir. Hı hı. Bütün ölümler diyete bağlıdır. Yani beslenme, diyet beslenme derken işte çeviri yaptığınız için. Diyet dediğimiz beslenme, için, evet. Hı hı hı. Yani kolesterol değildir. Bütün bunların altında ne yatmaktadır biliyor musunuz? İşte buldum. Sizin sorunuza cevap. Burada bakın, iyi kolesterol, kötü kolesterol formülü var. Ne farkı var? Hiçbir farkı yok. Hiçbir farkı yok. Senelerce insanlar kandırıldı. Çünkü insan vücudunda bir tek kolesterol vardır. Bir tek formül vardır. İyi de değildir, kötü de değildir. İkisi de faydalıdır. İkisinin de vücudumuzda ihtiyacı vardır. Bütün hücrelerimizin zarlarında, ben hücresel düzeyde konuşuyorum. Hı hı. Bütün hücrelerimizin zarlarında %30 kolesterol olmak mecburiyeti vardır. Hı hı. O hücrelerimizin iyi nefes alabilmesi, iyi çalışabilmesi, iyi fonksiyon edebilmesi için hücrelerimizin sağlıklı olması şarttır. Bunun da en temelinde %30'u hücre zarlarının kolesteroldür. Beynin %80'i kolesteroldür. Onun için kolesterol damarlara tıkıyor diye bir hikaye tamamen uydurmasyondur. Kolesterol damarlara tıkamaz. Damarlara tıkayan şekerdir. Şekerin yüksekliğidir. Damarlara tıkayan trans yağlardır. Damarlara tıkayan insülin yüksekliğidir. Ani insülin yükselmesidir. Çünkü insülin yükseldiği zaman damarlar hemen büzüşür. Tansiyonu fırlatır. İnsülin yükseldiği zaman ve yüksek kaldığı zaman, bu bebeklerde de, hamilelerde de, büyüklerde de insülin yükseldiği zaman kanın pıhtılaşması, yani pıhtı meydana gelir. Zaten
Kalp krizinin sebebi de kan pıhtısıdır. Felcin sebebi de kan pıhtısıdır. Böbreklerin hastalanmasının sebebi de kan pıhtısıdır. İnfarktüslü hasta gelir veya göğüs ağrısıyla hasta gelir. Biz orada anjiyoya girince oradaki pıhtıyı eritiriz. Oradaki kolesterolü eritmeyiz. Peki hocam, bu Avrupa'da bu bypass ameliyatları da yaş olarak, yani çok genç nüfusun artık buna ihtiyaç duyduğuna dair, Türkiye'nin de o Avrupa'daki o sıralamada çok başlarda olduğuna dair, doğru mu bu? Tabii ki, tabii ki. Yani, gençlere kadar indi tabii 50 ki. 50 yaşın altında tabii tabii 30 yaşında 30 bile yaşında. Tabii 20 yaşında bile görüyoruz tabii. Niye hocam? Yine aynı sebepten tabii ki. Diyeceksiniz. Ana rahminden itibaren başlıyor. Bakın ne dedik? Yani bunu 2016 Amerikan Kalp Derneği'nin yayını var kardeşim. Diyor ki çocuklarınıza 12 aya kadar şeker vermeyin. İleride kalp hastası oluyor. Bu çok önemli. Yeni yayınlandı. Daha bir sene olmadı yayınlanana. Ağustos 2016. Kolesterol demiyor. Kolesterol kalp hastalığı yapıyor demiyor. Çocuklarda kolesterol vermeyin demiyor. Çocuklarınıza şeker vermeyin 12 aya kadar diyor. Neden? İleride kalp hastası olur. Ben de onu söylüyorum zaten. Kalp doktoru olarak. Kalp doktoru olarak hocam, şimdi bu kalp hastalarının günlük aldığı kolesterol hapları, dün bir haber vardı, tarihe karışabilir diyor. Çünkü karışacak tabii ki. Onun yerine iğneler geliyormuş. Yani kolesterol düşürücü iğne geliyormuş. Hatta işte bu kolesterol iğnesi diyorlar, felç ve kalp krizine karşı günlük kullanılan haplara alternatif olacak diye bir şey. Şimdi onun da sebebini söyleyeyim. Yine ilaç firmalarının oyunu. Çünkü bu kolesterol ilaçlarına çok anti propaganda yapıldı. Hı-hı. Bir de kolesterol ilaçlarının patenti 10 yılı geçtikten sonra patenti kalmıyor, ucuzladı. Hı-hı. Şimdi yeni bir şey çıkartacaklar ki çok pahalı yasatsınlar. Kolesterolü düşük olan insanlar çok yaşamıyor. Bu gösterildi. Kolesterolü yüksek olan hanımlar uzun yaşıyor. Sağlıklı yaşıyor. Hı-hı. Bakın, nur içinde yatsınlar. Mustafa Koç'u kaybettik. Evet. 56 yaşında, çok genç. Kolesterol ilacı alıyor muydu, almıyor muydu bilmiyorum. Tayfun Tayboğlu'nu kaybettik. Kolesterol ilacı alıyor muydu, almıyor muydu? Nur içinde yatsın. Ayşe Aral kaybettik, 46 yaşında. Alıyor muydu, almıyor muydu? Bunları gazeteciler bir araştırsa ya. Evet, bu çağrınızdan sonra ben de bakacağım ve eminim sizi dinleyen herkes de bir bakacaktır. Ya hayır, bir kontrol etsinler. Çünkü kolesterol ilaçları hakikaten erken ölüm sebebi. Bu gösterildi. Yeni kitaplar var, keşke getirseydim. Seri Katil kitabın adı. Serial Killers. Kolesterol ilaçları için. Tabii yine Canan Karatay söz konusu olunca iddialı, her zaman iddialı konuşmalar hocam. Evet, ben bilimsel olarak bakasın. Konuşuyorum. O kadar çok yayın var ki bu konuda. Fakat halka bunlar iletilmiyor. Ve ben bunları açıkladım ve ilettim diye kötü kadın oldum. Fakat bunlar senelerden beri konuşuluyor yurt dışında Ece Hanım. Senelerden beri konuşuluyor. Yapılan çalışmalarda çok büyük kolesterol ilaçlarının zararlı etkileri gösterildi. Fakat o çalışmalar Türkiye'ye yansıtılmadı. Tercümelerini ben okudum. Orijinal çalışmaların tersi tercüme edilerek yansıtıldı. Peki hocam, birazcık da kalbimizden bir başka açıdan bahsedelim, konuşalım istiyorum. O da şu, bir kere kalp hastalıklarıyla ruhsal hastalıklar arasındaki bağlantı. Yani işte halk ağzında sıklıkla kullanırız ya, kalpsiz deriz, yüreği ağzına gelmek deriz, işte kalbi daralmak deriz, yüreği kabarmak deriz. Kalple psikolojik durum arasında nasıl bir bağlantı? Ay, bağlantı olmaz olur mu? Hepimiz aşık olmuyor muyuz? Olmaz olur mu? İnsan vücudu bir bütündür, ayırtamazsınız. Beyni ayrı, kalbi ayrı. Karaciğeri, pankreası ayrı tutamazsınız. Ben onu söylüyorum. Vücutta bir tek kan dolaşımı vardır. Tabii hassas insanların hakikaten kalp krizi geçirirler sinirlendikleri zaman. O doğrudur. Çünkü sinirlendikleri zaman sadece sinirlendikleri için değil, vücutta zaten bir bozukluk vardır. Bu başlamıştır. İşte şeker hastasıdır. İşte tansiyon ilacı kullanıyordur. Bir şey vardır. Sinirlenince o doğru tetikler. Ama
Tabii ki demin de söyledim. Stres hakikaten vücudu yıpratıyor. Stres hormonu kortizoldür. Kortizol salgılanır. Kortizol da damarları büzüştürür. Kalp ritmini bozabilir. İnsülin yüksekliği kortizon salgılatır. Bunun bir şeysi de, parantez açıyorum, yine stres. Ama hangi stres? Aşırı spor yaptığımız zaman stres. Kalp krizi sebebi. O zaman sporu da, yani ifrat tefrit işte. İşte onu söylüyorum, evet. O da stres. Ve de kalbimizde bir bozukluk varsa, bir şey varsa hemen kalp ritminden, işte sporcuların sahada ölmesi, futbolcuların sahada kalp krizi geçirmesi veya koşu bantında kalp krizi geçirip ölenlerin sebebi o. Koşarken biliyorsunuz geçen sene maratonda, Antalya maratonunda 36 yaşındaki genç kişi maratonda kalp krizi geçirdi. Hani çok sporcuydu. İşte zaten maratoncular ayrı bir olay. Bir de vücut yapıcılar, bu spor vücuduna meraklı olanlar biliyorsunuz protein tozları kullanılıyor. Ve maalesef Türkiye'de buna da izin veriliyor. Maalesef bütün spor salonlarında spor şeyler, gençler tabii meraklı. Adele. O Adele'nin büyümesi aynı zamanda kalp adelesini de büyütüyor. Ve ritim bozukluğu sebebi oluyor. İşte bir stres olduğu zaman o ritim bozukluğu ortaya çıkıp sizi götürüyor. Şimdi bütün dünya, yani Türkiye'de şakır şakır protein tozu satılıyor. Bütün Türkiye'de şakır şakır bonsai satılıyor. Evet. Gençlerimiz zehirleniyor. Bu arada kalp krizi, yani gençler bonsai dolayısıyla. Tabii. İşte onu söylüyorum, kalp krizi ve de şey oluyor. Ondan sonra Karatay D vitamini kullanın dediği zaman ay D vitamini toksik kullanmayalım deniliyor. Haberiniz olsun. Ha, bunun fan zehiri D vitamini. Hayır, fan de değil. Yani bakışlar tehli yanlış. Karataya kür çıkarmak için konuşuyorlar. D vitamini doğal bir şey kardeşim. Toksik etkisi daha gösterilmemiştir. Ötekiler şakır şakır öldürülüyor insanları. Onlara el atsanız da siz hükümet olarak, bakanlık olarak. İşte bebekler... Bana benimle kavga edeceğinize. Habire 15 günde bir bana suç duyurusunda bulunuyor. Ben ne yaptım şimdiye kadar? Kim hasar gördü benden? Herkes sağlığına kavuştu. Milyonlarca kişi sağlığına kavuştu. Tabii kim hasar gördü? Firmalar hasar gördü. Bütün mesele o. Bebeklere onu buradan yeri gelmişken söyleyeyim. Bir kere ilk bir sene kesinlikle her gün bir damla D vitamini öneriyorlar yeni doğmuş bebeklere. Ona siz katılıyor musunuz? Çok az. Daha bile fazla verilir. Tabii ki. Ama çocuk doktoru değilim. Ama bebeklerin de, hamile annelerin de çok fazla D vitaminine ve iyoda ihtiyacı var. Bu D vitamininin üzerinde çok ısrarla duruyorsunuz hocam. Onun da bir geçelim şöyle. Yani neden? D vitamini çok önemli. Yani D vitamini vücudun ürettiği bir hormon. Bunun zehirlemesi olmaz. Siz bunu yasaklayamazsınız. Öbür tarafta protein tozları şakır şakır satılıyor. Bonsai denilen veya merdiven altında üretilen zehirler çocuklara şakır şakır satılıyor. İşte Beyoğlu'nda düşüp ölüyorlar. Yok, parklarda düşüp kalıyorlar. Yazık, günah. Bunlara niye mani olmuyor kimse? İşte çok yoğun bir çalışma var. Bu ara dosyalarımız giriyor Habertürk ekranlarına. Biliyorum. Ben de oradan zaten tabii ki. Ama devletin çok sıkı üstüne gitmesi lazım. Evet. Devletin, bakanların çok sıkı üstüne gitmesi lazım. Şimdi hocam kesinlikle zaten o anlamda işte koordineli bir çalışma da öneriliyor, bakılıyor. Şimdi kalp dedik, biz zannediyorduk ki her şey kırılır, çalışmaz ama bir tek kırıldığı halde çalışmaya devam edebilen şey kalp zannediyorduk. Ta ki bir araştırma İskoçya'daki Aberdeen Üniversitesi'nde yapılmış. İşte kırık kalp sendromu adı verilen duruma dikkat çekiliyor. Kalp acısı geçmediği gibi kalıcı hasar bırakıyor kalpte diye. Yani öyle kırılan kalp çalışır diye bir şey yok. Tabii yani kırılmak çok önemlidir. Bilhassa hassas kişilerde, şeylerde. Onun için yalnız bir faktör var. Yine oraya geliyorum. Tabii. Eğer sağlıklı besleniyorsanız, eğer sağlıklı yaşıyorsanız, sağlıklı sevgiyle yaşıyorsanız kalp kırıklığı o kadar çok hasar yapmıyor.
sporunuzu yapıyorsanız, rahat suyunuzu içiyorsanız, işte çocuğunuzun elini tutup yürüyorsanız, dans ediyorsanız, iyi bir müzik dinliyorsanız, rahat uyuyorsanız, iyi bir uyku çekiyorsanız, hepimizin başından çok büyük felaketler geçti. Hepimiz, ben 75 yaşındayım. Büyük felaketlerle aile içinde karşılaştım ben. Ve bütün hastalarımla beraber ben hastalarımı kaybedince oturup ağlayan bir insandım. Kalp kırıklığı. Ama sağlıklı olursanız üstesinden geliyorsunuz. Siz sanmayın ki oraya geliyorum. Depresyon yaşları bunları sizi kurtarır. Tam tersi mi hocam? Tam tersi. O nasıl bir etki yaratıyor o ilaçlar? Depresyon ilaçlarının, şimdi bana kızacaklar, psikiyatristler zaten dava açmışlar. Açsınlar. Bağırsaklardaki... Evet, ikinci beyin deniyor. Bağırsaklardaki serotonini yok ediyor. Vücudumuzdaki serotoninin, mutluluk hormonunun %90'ı bağırsaklardır. Bunu yok ediyor ve ondan sonra kısır döngü başlıyor. Bu çok önemli. Duayen bir önemli profesör, Oxford profesörü. Çok büyük araştırmaları var bu konuda. Mutluluk hormonu, serotoninin %90'ı bağırsaklarda diyorsunuz. Onu nasıl desteklemek lazım? Peki yani bağırsaklardaki serotonin miktarını diyelim, işte %90'ı orada olduğuna göre. Tabii destekleyecek ki. Şey. Nasıl destekleyeceğiz? Sağlıklı besleneceksiniz karatay kahvaltısıyla. Gluten yemeyeceksiniz. Buğday ve tahıl yemeyeceksiniz. Çünkü şunu gösterelim. Bu çok önemli. İyi ki sordunuz. Bakın, buğday ve tahıl yediğimiz zaman, yani ekmek yediğimiz zaman, şu elim, hı hı. Bu normal bağırsaklarımızın normal şekli. Bağırsaklarımızı kesip şöyle açtığımız zaman, bir futbol sahası kadar yüzeyi, hepimizde bir futbol sahası, en büyük organımız bağırsaklarımız. Ve bu bağırsaklarda serotonin üretiliyor. Birçok sağlıklı madde üretiliyor, serotonin üretiliyor. Aynı zamanda ikinci beynimiz değil mi? İkinci beynimiz, o yüzden. Bağışıklık sistemini. İşte bunu gösterin lütfen. Daha bitmedi. Kesmeyin. Çünkü şurası, bakın şu, buğday yediğimiz zaman, gluten yediğimiz zaman parçalanıyor hücreler. Bütün hücreler parçalanıyor. Bütün hücreler parçalanınca ne oluyor? Serotonin üretilmiyor. Bütün hücreler parçalanınca ne oluyor? Vücuda sağlıklı dahi yesek, sağlıklı olan bir şeyi tam hazm olmuyor. Çünkü bağırsaklarda hazım tamamlanır. Tam hazm olmuyor. Büyük moleküller halinde kana geçiyor. Hücreler de parçalandığı için bağırsaklarımız yarı geçirgendir. Tam geçirgen hale geliyor. Her gelen geçiyor kanımıza. Bütün vücutta dolaşıyor aynı kan ve sağlıklı dahi olsalar o büyük molekülleri vücudumuz yabancı cisim olarak görüyor ve saldırıyor. İşte otoimmün hastalıkların altında, bütün otoimmün hastalıkların altında bu yatıyor. Bunun adı vücudumuzda bir mücadele başlamış oluyor. Bunun adı kronik inflamasyon. Mikropsuz vücutta bir mücadele. Yani vücut kendi kendini düşman ilan edip savaş açıyor. Evet. İşte bir yerde otizm oluyor, bir yerde kanser oluyor, bir yerde tiroid hastalığı oluyor, bir yerde pankreatit oluyor, bir yerde ensefalit oluyor. Bu. Şimdi şuna bakın. İşte bu, bunu da lütfen gösterelim. Evet. Bakın ekmekler kronik inflamasyonu başlatıyor. Biz buna kronik inflamasyon diyoruz. Bakın 8 tane hastalığın temeli var. Kalp hastalığı, beyin hastalıkları, Parkinson hastalığı, kanserler, böbrek hastalıkları, cilt hastalıkları, otizm ve de kanserler ve de bağırsak, mide bağırsak hastalıkları. Hepsinin altında kronik inflamasyon yatıyor. Bunu da başlatan buğdaydır. Ve nedir? Buğday vücutta ve göbekte bakın ne yapıyor? Bunu ben size göstermiyorum. Bu yurt dışında aldığım slaytlar. Konferanslarda. Göbekte yangın var. Yani vücutta yangın var. Yani o vücudun kendi hücrelerinin yabancı cisim diye sağlıklı şeylere saldırdığı zaman yangın oluyor. Biz bunun farkına varmıyoruz. İşte bütün hastalıklar, Alzheimer, şeker hastalığı, kalp hastalığı. Hani kalp hastalığı nasıl önlenir? Kalbim kırıldı diyorsunuz ama bunlar olmazsa çok kırılmıyor işte onu söylüyorum. Otizm, bakın işte felç
altında ve bunlara bağlı ölümler, şeker hastalığı, gut hastalığı vesaire, bütün bunların altında o yatıyor. Onun için Ece Hanım, ekmek yemeyelim diyoruz. Çünkü Türkiye'de en büyük problem, çok aşırı kullanıyoruz ekmeği. 2006'da, yani 11 sene önce Dünya Sağlık Organizasyonu'nun raporu, Türkiye raporunda diyor ki Türkiye'de adam başına yılda 200 kilo ekmek tüketiliyor. Oo. 2006. Şimdi daha fazla artmıştır. Tabii. Şu olarak ve de Türkiye'de diyor ekmek tüketimi azaltılırsa kronik hastalıklar, ki bütün bunların adı kronik hastalıklar, daha doğrusu bütün bu hastalıkların adı kardiyometabolik hastalıklar diyoruz. İşte şeker de giriyor, felç de giriyor, kanser de giriyor. Kardiyometabolik hastalıklar, metabolizmayı bozan hastalıklar %30, %40 azalır diyor. Çok önemli. 2006'da söylüyor. Hocam tersten gidelim peki. Hani işte şu bu hastalığa yol açar, işte şu otizme yol açar, bu guatra, tiroide yol açar diyoruz ya. Peki doğru beslenme, farz edelim bu hastalıklar bir biçimde geldi, bizi buldu. Doğru beslenmeye başladığımız andan itibaren o şekilde bunların tedavisi mümkün mü? Tabii ki işte. Bunu da gösterin efendim. Gösterelim. Ekmekleri göstermeyin. İşte efendim bunu gösterin. Ekmeklerin antitezi olarak hocam. Bir ekmekleri gösteririz, ondan bakın, sonra burada 50 kişinin hikayesi var. Evet. Sizin bu sorduğunuza cevap. Yani bu kitap benim kitabım değil. Beni kapak kızı yapmışlar. Yapmışlar hakikaten hocam. 70 kapak yaşında kızı. Kapak kızı artık düşünün. Hocam ama onu 70 yaşında kapak kızı diyorsunuz ya, oradan bir sorayım size. Dolayısıyla hastalıkların tedavisi mümkün. Çünkü neden mümkün? Onu da söyleyeyim kısaca, sonra tabii siz şey yapın. Çünkü insan vücudundaki bütün hücreler artık gösterildi. Bizim okuduğumuz zamanki gibi değil. 3 ayda bir, 4 ayda bir kendini yeniliyor. Hücrelerin bir yaşama süresi var. Hı hı. O ölüyor, parçalanıyor. Onun yerine, yani doğal parçalanma diyoruz biz buna. Doğal ölüm, hücre ölümü diyoruz. Apoptozis deniliyor tıraşı olarak. Onun yerine yeni hücreler yapılıyor. Her organda. Dolayısıyla zararı neresinden dönse kar aslında. Evet. Ve bu yeni organ, yeni hücreler yapılıyor iken, hı hı, buraya sağlıklı yapı taşı biz arz edersek sağlığımıza kavuşuyoruz. Arz etme sürecine bağlı, vücudun kendi durumuna bağlı, aldığınız gereksiz ilaçlara bağlı vesaire vesaire, bu süre değişiyor. Voltaire diyor ki 18. yüzyılda, tıp bir sanattır. Kişiyi oyalar, o sırada vücut kendini toparlar. Çok güzel, çok güzel. Çok güzel. Vücut demek ki hücreler affediyor, bize hep ikinci bir şansı veriyor. Mutlaka biz ikinci şans, üçüncü şans, şans biz kullanmıyoruz. Beşinci. Devamlı zehir pompa edersen toparlayamaz tabii ki. Gelelim 70 yaşında kapak kızı olan Canan Karatay'a. Hocam şimdi o sosyal medyayla biliyorum çok aranız yok. Yani kullanmıyorsunuz daha doğrusu. Aranız yok demeyeyim ama kullanmıyorsunuz. Bir caps'leri arkadaşlarımdan rica edeyim. Yavaş yavaş noktalarken gelsin. Ama bir görelim hani caps'lerde de. Evet, bir izleyelim. Böyle bakıyorum sosyal medyada, bazen Canan Karatay olmak istiyorum diyen var. İşte kendimi Canan Karatay gibi hissediyorum diyen var. Yani bu nasıl bir içselleştirmedir? O yüzden dedim 70 yaşında kapak kızı olan Canan Karatay ne hisseder? Canan Karatay gibi yaşamak ne demek? Canan Karatay gibi hissetmek ne demek? Canan Karatay olmak ne demek? Yani çok teşekkürler. Büyük hakikaten. Çok büyük hücum da var biliyorsunuz. Evet. Önce onu söyleyeyim. Bir kere ben çok mutluyum. Niçin mutluyum? İmam-ı Azam diyor ki eğer bütün oklar size geliyorsa bilin ki siz haklısınız. Bu bir.
Onlar onun için herkes fikrini söylemekte serbest. Herkes istediği kepsi yapmakta serbest. Bu kepslerden 70 tane falan var. Yani internette, ben internete girdiğim için orada görüyorum. Face'im falan yok ama onu görüyorum. Bu beni çok mutlu ediyor Ece Hanım. Birkaç kere daha önceki programlarda da söylemiştim. Bir kere bunu gençler yapıyor. Gençlerin beni takip ettikleri, yani mesajı aldıklarını gösteriyor. İki, gençlerin hakikaten yeni teknolojiyi kullandıklarını gösteriyor. Ki çok güzel bir şey. 21. yüzyıl içinde bunu kullanmaları. Ki hakikaten gençlerimiz demek ki iyi. Üç, gençlerimizin serbest fikirlerini açıkça ifade edebilmelerini sağladığı için çok önemli bence. Hepsini kutluyorum. Hepsini de çok seviyorum. Hepsinin üzerinde anne terliği gibi bir etkiniz var. Hemen hizaya getiriyorsunuz. onu bilmiyorum, evet. Ama sağ olsunlar, hakikaten gençler de çocuklar da. Bir şey daha söyleyeyim. Çocuk dedim de aklıma geldi. Bir arkadaşımın kızı 4-5 yaşlarında, Alya. Böyle karşılaştık, dedi ki Canan Hoca dedi, sizi çok seviyor dedi, bir kucağınıza dedi alıp bir fotoğraf çeker misiniz, aldım, böyle fotoğraf çektik. 4 yaşında babasının eline vuruyormuş, ekmek yeme tahta kafa olursun. Ay çok güzel, Canan Karatay çocukları diye belki evet. Belki yeni böyle bir program evet. Yaparsınız. Hocam çok teşekkürler, bir şey bilmiyorum eklemek ister misiniz? Yunus'la bitirelim. Mal sahibi, mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi? Mal da yalan, mülk de yalan, var biraz da sen oyalan. Zeytin ağaçlarının ilk sahibi kimse, onlara kalsın. Peki, son mesajım da bu olsun. Habertürk Özel'e konuk oldunuz. Çok teşekkürler. Profesör Doktor Canan Karatay'da Habertürk Özel'de konuğumuz. Aklımıza ne geliyorsa sorduk, yanıtını da aldık. Efendim, umarım siz de faydalanacaksınız, faydalanmışsınızdır. Sağ olunuz bizi izlediğiniz için.